Evet, Gözde TV ekranlarından hepinize hayırlı akşamlar. Bir Burak Cansel ile Yüz Yüze Özel'den tabii ki iyi akşamlar diliyoruz. Bu akşam Adıyaman Üniversitesi'ni enine boyuna konuşacağız. 2006'da kurulan Adıyaman Üniversitesi 6 Şubat depremlerinde çok ağır yaralar aldı. Bir yıl boyunca uzaktan eğitim yapmak zorunda kaldı. Peki depremden sonra yaralar sarılabildi mi? Yurtlar tamam mı? Adıyaman Üniversitesi'nin fakülteleri, yüksek okulu, inşaat alanı, binaları ve hocaları bu eğitim öğretim yerine hazır mı? İşte tüm bunları günlerdir ekranlarında, sosyal medyalarımızda ve bizim televizyonumuzda izlediğiniz ve bildiğiniz Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş cevaplayacak. Elbette bizler sizlerden gelen soruları, görüşleri, önerileri de Sayın Rektör Hocam'la bu akşam paylaşmaya çalışacağız. Uzun uzun konuşacağız. A'dan Z'ye Adıyaman Üniversitesi gündemimiz olacak. Ama öncelikle konuğumuz Adıyaman Üniversitesi Profesör Doktor Sayın Mehmet Keleş'le hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk Burak Bey. Sizlerin aracınızla gerek Adıyaman'dan gerek Adıyaman dışından bizi izleyen vatandaşlarımız ve çok kıymetli öğrencilerim, özellikle bu yıl bizi tercih eden öğrencilerime selam ve saygılarımı iletiyorum. Evet hocam, tabii ki siz uzun süre üniversitelerde, hastanelerde çalıştınız. Bir Adıyaman evladısınız. Evet. Ama deprem sürecinde Adıyaman Üniversitesi'ne rektör olarak atandınız. Elbette Adıyamanlılar yakın çevreniz sizi yakından tanıyor, biliyor neler yaptığınızı, neler ettiğinizi. Ancak ben şöyle başlamak istiyorum. Profesör Doktor Mehmet Keleş kimdir diye başlamak istiyorum. Evet. Evet, 1979 Adıyaman doğumluyum. İlk öğretim Adıyaman, Fatih Mahallesi, namı diğer Harhar Mahallesi'nde 12 Eylül İlkokulundan mezunum. Ortaokul Ticaret, Adıyaman Ticaret Lisesi Ortaokul kısmından mezun oldum. Liseyi Malatya Turgutsal Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. Üniversiteyi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden. Daha sonra 2005 yılında Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim dalında ihtisas yaptım. Müsahibinde mecbur hizmetim oldu 2010-11 yılları arasında. Kahramanmaraş'ta bir yıl çalıştım. Daha sonra tekrar Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görev yaptım. 2020'de bir yıl, 2021 bir yıl Adıyaman'da görev yaptım. Daha sonra tekrar Malatya Turgut Uzal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptım. Tabii 2015 ile 2013'ten başlayıp 2018'e kadar devam eden bir Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde idarecilik, başhekimciliği ve başhekimlik görevim var. Daha sonra profesörlük ünvanı aldıktan sonra Adıyaman Üniversitesi'ne 1 Ağustos 2023 itibariyle Cumhurbaşkanımızın yüksek tensip ve takdirleriyle rektör olarak atandım. Evet. Peki hocam, tabii tıp öğrencisi olabilmek için çok zor şartlar, zor süreçler gerekiyor. Evet. Sonuçta siz bir hekimsiniz ve uzmanlık alanınız kulak, burun, boğaz. Evet. Biraz da o süreci anlatır mısınız? Çünkü sizin zamanında da öğrencilik zordu, üniversiteye evet. gitmek zordu, aşamalar zordu. Biraz oradan girerek başlamak istiyorum aslında. Şöyle diyeyim, tıp fakültesini kazanmayı çok istiyordum. Hayalimde. Bu nasıl gerçekleşti? Neden doktor olmak istedim? Evet, Adıyaman'da malumunuz, evet bizim ortaokul dönemlerinde 90'lı yıllar ortaokul, lise Malatya. O dönemlerde hakikaten ve liseyi de Malatya'da okumam itibariyle Adıyaman'dan Malatya'ya çok hasta sevki olurdu. Çevre, akraba, köylü, mahallenin tanıdıklarımız, eş dost tanımadıklarımız, tanıdıklarımızın bizlere ilettiği hastalarla Malatya'da lisede okurken orada da evimiz vardı. Sonuçta çok ilgiliydim, alakalıydım. Onların çektiği zorlukları görüyordum. Hastaneye git, tabii Adıyaman'dan geliyor kişi. Hastaneye gidiyoruz, yardım ediyoruz. Orada o mağduriyet mağduriyet dediğim hasta olması nedeniyle mağduriyetten bahsediyorum tabii ki. O güçlükleri, il dışından gidiş gelişleri, halkın doktora bakış açısı, onu gördüğümde doktor olma isteğim çok arttı. Doktor olup, evet çevremize, insanlara faydalı olma, yaralarına derman olmayı hedefledik ve bu nedenle de doktor olmayı çok istedim. Evet, zorlu bir süreç. Fakültesini kazanmak için evet yoğun tempoyla çalışmanız gerekiyor.
tıp fakültesinin evet diğer fakültelere nazaran yine yoğun bir tempoyla çalışmanız gerekiyor. Yani hedef koyduğunuzda evet hedeflerinize ulaşmak için tabii zorlukların üstesinden gelmek çok da zor olmuyor açıkçası. Evet. Ondan hedef koymak ve o mesleği yapmayı göze almak, sevmek, mesleğini sevmek onlar olunca hepsi birleşince, emek de verince sonuca ulaşıyorsunuz diyeyim. İyi bir kulak burun boğazcı mısınız? İyi bir kulak burun boğazcı mıyım? Hastalara sormak lazım. Yani hastalardan dönüşünüz nasıldı? Hastalara dönüşüm nasıl? Burak Bey, kişinin bence kendisiyle ilgili fikir yürütmesinden ziyade insanların kişinin başarılı olduğu, iyi olduğu, iyi bir hekim olduğu, iyi bir idareci olduğunu bence ilgili olduğun, hizmet verdiğin, ilgilendiğin topluluğun karar vermesi gerektiği kanaatindeyim. Bu sorunun cevabını bu mesela? Ameliyat ettiğimiz, muayene ettiğimiz hastalar tabii ki dönüşü iyi. Ama yine de özlüyor musunuz hocam hekimlik yapmayı? Ara ara özlüyorum evet. Yapıyor musunuz peki? Yapmayı planlıyorum. Hastalar evet deprem yani? Nedeni yine ulaşıyorlar. Evet, yine Malatya şehir dışı sağlık sorunları olunca yine ilgileniyorum vatandaşlarımızla. Adıyaman'da da evet deprem süreciyle çok yoğun çalışıyoruz. Üniversitemizi kaldırmamız gerekiyor. Hasarlarımız, onarımlarımız. Bu yoğun tempo evet inşallah ileride biraz azalacaktır. Bu tempo bakım onarım üniversiteyle ilgili çalışma tempomuz düşecek. Ama biz o rahatlama olursa biz onu Adıyaman'da yine poliklinikte ameliyat yapmayı düşünüyorum. Evet. Hocam tabii 6 Şubat depremi tabir yerinde ise inanılmaz derecede yani bu coğrafyayı yerle bir etti. Evet. Birçok vatandaşımız maalesef depremde hayatını kaybetti. Onlara deprem şehidi diyoruz. Onlara Allah'tan rahmet, kalanlara özellikle sabır diliyoruz. Hasta ve halen tedavi görenlere de geçmiş olsun diyoruz. Atandınız. Öyle bir zor süreçte atandınız ki oradan başlamak istiyorum. Evet, hakikaten evet. Belki 100 yılın, 500 yılın felaketini yaşadık. 11 ilde gerçekleşti 6 Şubat depremi. Tabii bu depremden evet Hatay, Adıyaman sıralayacak olursak Malatya, Maraş daha bir, Adıyaman, Hatay özellikle daha çok hasar gördü şehir olarak. Evet depremden sonra rektör olarak atandığımızda üniversitede tabii bizim 14 fakültemiz, 6 meslek okulumuz, yüksek okulumuz, yabancı dil yüksek okulumuz, 15 uygulama araştırma merkezimiz var. 16 bin aşkın öğrencimiz var. 1700-1800'e yaklaşık akademik idari personelimiz var. Tüm binalarımız hasarlıydı. Hafif, orta, ağır yıkılacaklar, performans analizi yapılacaklar, güçlendirme yapılacak olanlar vardı. O dönemde altyapımız hasarlıydı. Kanalizasyon, yağmur kanalları kampüs içerisindeki bayağı hasarlıydı. Hakikaten bazen çok evet, kış döneminde yağışlar başladığında bazı binalarımızda bodrum katlarında su alıyordu açıkçası. Bunun yanında depremden sonra üniversitedeki kampüsümüzün koordinasyon merkezi olarak kullanılmasının da bir etkisi olmuştu tabii ki. Ben rektör olmadan önce. Koordinasyon merkezi olarak kullanılmış, vatandaş barınmış, binlerce kişiye yemek çıkmış, tır, büyük araçların girdiği bir kampüs girip çıktı. Bu nedenle evet çevre düzenlemesi, peyzaj, kaldırımlar, zemindeki bazalitler, yemekhanemiz de çok koordinasyon merkezi kullanması nedeniyle bayağı bir hasar almıştı. Tabii biz başladığımızda hedef koyduk. Bizim üniversiteyi tekrar kalkındırmamız, tekrar yüz yüze eğitime geçmek için yoğun bir şekilde çalışmamız gerekiyordu. Önce üniversitede altyapıyla başladık. Dediğim gibi yağmur kanalları, kanalizasyon sorunluydu. Gerek Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçip onların kanalları görüntüleme metoduyla hasarlarımızı tespit ettik. Aynı zamanda Adıyaman Belediyesi keza bu üç belediyeden çok büyük destek aldık. Kanalizasyon, yağmur suları, altyapımızı, lokal onarımlarımızı yaptık yüz yüze eğitime geçmek için. Açıkçası altyapı, üniversitemizin altyapısıyla ilgili kanalizasyon, yağmur suları, suyla ilgili sorunları,
ileride olmayacak, tamamen çözdük mü? Hayır. Yüz yüze eğitime geçmek için biz lokal onarımlarımızı yaptık. Evet, ekrana da geliyor görüntüler ara ara. Lokal onarımlarımızı yaptık. Önümüzdeki yıl tekrar yoğun yağışları gözleyip hasar varsa belki de büyük bir revizyona girmemiz gerekecek. Ama şu an için yüz yüze eğitime geçmek için yağışların son dönemlerinde de biz onarımlarımızı yaptık. Şu an için kampüsümüzde altyapı ile ilgili sorunumuzun çoğunu giderdiğimizi düşünüyoruz. Onun dışında ben 1 Ağustos'ta göreve başladım. Diş hekimliği fakültemiz vardı. Diş hekimliği fakültemiz ağır hasarlıydı. Biz diş hekimliği fakültemizi yıktık. Merkez kampüste daha önce St. Paul'in olarak kullanılan bir yapımız vardı. St. Paul'in olarak kullanıyordu. Biz onu, diş hekimliği fakültemiz 103 ünitten oluşuyordu Burak Bey. Biz 32 ünitü bir ay içerisinde faaliyete geçirdik. Evet tabii gerek halkın ağız ve diş sağlığına gerekli hizmeti sunabilmek için, gerek evet diş hekimliği fakültesinde asistan eğitimimiz var, lisans öğrencilerimiz var. Gerek halka sağlık hizmeti vermek amacıyla, gerekse eğitimin devam etmesi nedeniyle bizim için bir aciliyet teşkil ediyordu. Sükunütü hafalete geçirdik. Daha sonra bir proje geliştirerek 1500 metrekare alan, kapalı alanın planlamasını yaptık. Onunla birlikte şu an biz 85 ünitle Adıyaman Üniversitesi kampüsü içerisinde geçici diş hekimliği fakültesinde hizmet veriyoruz. Başladı yani o zaman. Kesinlikle. Yani şu anda hizmet veriyoruz. Fakültemiz ağız diş sağlığı ile ilgili. Şöyle ifade edeyim. Çünkü çok gündemdeydi son zamanlarda. Yıkılan hastanemiz 103 ünit. Biz şu anda 185 ünitle hizmet veriyoruz. Geçici. Ama kalıcı hizmet alıyor, evet. Vatandaşımız, hastalarımız. Tabii ki, kesinlikle. Kalıcı diş hekimliği fakültemizle ilgili de yatırım planındaydı zaten daha önce. Çevre Şehircilik Bakanlığı TOKİ ile yaptığımız protokol gereği ihalesinin yakın zamanda yapılacağını düşünüyorum. Kalıcı diş hekimliği fakültemizde 12 metrekare yapılacak. Ama bu arada gerek şehre, halkımıza, vatandaşımıza verilecek ağız ve diş sağlığında bir aksama olmayacak ve eğitimimiz devam edecek. Asistan eğitimi, lisans öğrencisi eğitimi devam edecek. Evet. Bunu faaliyete geçirdik. Hocam mesela depremde neredeydiniz? Depremde Malatya'daydım ben. Deprem gerçekleştiğinde, evet. Orada da birinci gün tabii hasarlar oluştu ama ikinci gün Malatya ağır bir yara aldı. Evet. Siz Adıyaman'a atandınız rektör olarak. Geldiğinizde o manzarayı nasıl gördünüz? Oradan biraz başlayalım mı? Yani üniversiteye geldiniz, bir rektör olarak atanıyorsunuz ama bir enkaz yığını devraldınız. Şöyle ve diyeyim. Orası tabir yerindeyse birçok bürokratın, vekilin, bakanın gelip orada koordinasyonu sağladığı bir merkez olmuştu Adıyaman Üniversitesi kampüsü. Evet, evet. Oradan başlayalım mı biraz da? Tabii ki ben Malatya'da depremi yaşadım. Depremden sonra ben Ağustos ayında 1 Ağustos'ta atandım rektör olarak. Tabii ben depremi yaşadım. Tabii sağlık hizmeti, doktor olmam, hekim olmam münasebetiyle orada sağlık hizmetine devam ettim. Depremden bir gün sonrası dahi hizmete devam ettik. Çünkü acil hastalar falan mesleki sorumluluğumuz. Tabii daha sonra, bir hafta sonra falan Adıyaman'a, biliyorsunuz Adıyaman'a yollar da kapalıydı, ulaşım da yoktu. Adıyaman'a da geldik ama şunu gördüm, Adıyaman'daki hasar Malatya'nın üzerindeydi Burak Bey. Çok, evet. Tabii ki. Evet, Malatya'da da yapısal olarak binalarda hasar var, yıkılacak bina var. Ama Adıyaman'da can kaybı özellikle çok oldu. Malatya'da evet hasarlı bina sayısı fazla ama Adıyaman'da yıkılan bina sayısı fazla. Yani totalde konut ihtiyacı çok, arada çok fark olmayabilir. Ama burada tabii bu acının mukayese edilmesi ne kadar doğru bilmiyorum ama Adıyaman'daki tablo daha ağırdı, öyle diyeyim. Adıyaman'daki tablo daha ağırdı. Tabii ben üniversiteye rektör olarak atandığımda üniversitemiz koordinasyon merkezi olarak kullanılmıyordu. Koordinasyon merkezi olarak kullanıma bırakılmıştı, yeni terk edilmişti. Ben geldiğimde üniversitede bir koordinasyon merkezi olarak kullanılma söz konusu değildi. Evet. Çünkü deprem 6 Şubat'ta oldu. Ben 1 Ağustos'ta başladım. O süre zarfında. Peki gelip olmadı. Gördüğünüzde o 6 Şubat'ta Ağustos arası neler yapılmıştı? 6 Ağustos Şubat arası neler yapılmıştı? Tabii yani onu önceki dediğim gibi üniversitenin koordinasyon merkezi olarak kullanılması nedeniyle bazı onarımlar diyeyim. Bazı binalarımız, mesela İslam İlimler Fakültesi onarılmıştı. Onarılan birkaç fakültemiz vardı, hafif hasarlı olanlar. Ama mesela bir altyapıyla ilgili yemekhanemiz,
koordinasyon merkezi olarak kullanıldan dolayı gecikmişti. Burada normal şartlarda kullanılıyor. Kullanılan bir yerde tadilat onarım yapamazsınız. Yani benden önce de yani hizmet yapılmadığı anlam değil, hizmet yapmaya fırsatları, zamanları ya da fiziki şartlar uygun değildi desem daha uygun olur. Evet. Hocam siz... Nedeni koordinasyon merkezi olarak kullanılması, insanların barınması. Evet. O olunca tabii haliyle bazı şeyler çok kısa da olsa geçmiş olabilir. Siz... Ama burada benim, şimdi bana bir soru sordunuz. Evet. Ben o soruyu tam vicdan rahatlığıyla cevaplayayım. Eski yönetimler, ben daha önce de idarecilik yaptım. Tüm idareciler elinden geleni yapmıştır, gerekli hizmeti yapmıştır, şartlar el verdiği sürece. Tabii. Bunu söylemiş olayım. Siz geldiğinizde, yani kaba taslak sormak istiyorum aslında. Fakülte binalarımız ne durumdaydı? Özellikle çünkü geçen yıl yüz yüze eğitim yapılmadı. Çok nadir bazı bölümler yapıldı diye hatırlıyorum. En evet. Azından. Sizinle daha önce konuşmuştuk. Neler yaptınız? O fakültelerin hangisi bina olarak sağlandı, hangisi değildi? Öğretim görevlileriniz, personeliniz de depremzedeydi. Oradan da biraz bahsedebilir miyiz? Şöyle, biz dediğim gibi başladığımızda önce altyapıyla başladık. Önce altyapıyı da sorunlarımızı hallettik. Tabii bunları yaparken de planlamamızı yaptık. Hafif hasarlarda hemen onarıma geçtik. Orta hasarlarda evet performans analizi, güçlendirme, onların raporlarının çıkması gerekiyor. Direkt onlara başladık. Onların analizlerini yaptık. Tabii biz ilk başladığımızda amacımız şuydu. Evet, biz yüz yüze eğitimi ne kadar hızlı geçebiliriz? Tüm yoğunluğumuzu buna verdik. Biz göreve başladığımızda 100 yarı yılında %16 ile yüz yüze eğitime başladık. Bunları da daha çok uygulamalı bölümlerde tercih ettik. Tıp fakültesi, sağlık, uygulama, hasta, pratik gerekiyor. Diş hekimliği fakültemizin, birinci sınıflar hariç ama. Mühendislik fakültelerinin son sınıfları. Daha çok uygulamalı bölümleri tercih ederek %16'lık bir oranla yüz yüze eğitime başladık. Tabii bu arada onarımlarımız hızlı şekilde ilerliyordu. Biz bahar yarı yılında %62 oranında yüz yüze eğitime geçtik. İkinci dönemde. Tabii %62 ile Mart ayı. Öyle mi? Geçen tabii ki, senede. Tabii biz yılın ortasında da tekrar yüz yüze eğitim oranımızı arttırdık. Biz geçen yıl %16 ile yüz yüze eğitim yapmadık. %16 ile başladık. %62 ile bitirdik. İkinci yarıda %62 yüz yüze eğitime geçtik. Peki birinci dönem uzaktan eğitimle ilgili herhangi bir sıkıntı, sorun, mağduriyet yaşadınız mı? Hiçbir sıkıntımız ve mağduriyetimiz olmadı. Uzaktan eğitim konusunda da bize destek veren sizin aracınızla Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne başta kıymetli rektör hocama ve ekibine çok teşekkür ederim. Mergen sistemiyle çok bize destek verdiler. Yine deprem döneminde Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden çok büyük destek gördü üniversitemiz. Sizin aracınıza her iki üniversitenin rektör hocalarıma, onların nezdinde tüm ekibine teşekkür ediyorum. Bir aksaklık yaşanmadı. %60'a kadar ikinci dönem yüz yüze eğitime başladık dediniz. Evet. Yani o kısa dönem içerisinde fakültelerin binalar onarıldı ve hani bence bir de öğretim görevlileri ve personel de gitti. Evet, evet. O süreci nasıl gerçekleştirdiniz? O süreci kampüsümüzde prefabrik ve konteyner alanımız var. Personelimizin, akademik ve idari personelimizin barındığı. O biz başladıktan sonra bir süre sonra faaliyete geçti. Akademik personelimiz, burada olanlar yerleşti. Onda da çok büyük bir aksaklık, yüz yüze eğitim olan kısmında bir aksaklık yaşanmadı açıkçası. Öğrencilere ne yaptınız, barınmasını? Öğrenciler, yurtlarımız hazırdı. Yurtlarında. Bizim çağırdığımız oranda öğrenciyi barındıracak Kredi Yurtlar Kurumu Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı olarak hizmete hazırdı. Onarılmıştı o süre içerisinde. Biz bahar yılına %100 eğitim oranımızı arttırdığımızda biz onarırken onlar da daha hazır hale geldi o süreç içerisinde. Ne kadar öğretim görevlisiyle teknik ya da personel bazında Adıyaman Üniversitesi'nden ayrılış oldu? Ya biz geldiğimizde tahmin olarak. Yani oldu. 40-50 civarında öğretim üyesi ayrımı oldu diyebilirim. Çünkü hareketli çok olduğu için ayrılanlar var. Kadro açıp aldığımız, özellikle tıp fakültemize kazandırdığımız kadrolar da var. Özellikle tıp fakültesinden ilk geldiğim dönemde sıfa süreci başlamıştı. Onlarla da
Tüm hekim arkadaşlar, şunu da belirtmek isterim. Deprem döneminde, evet pandemi yaşadı ülkemiz, deprem felaketi yaşadık. Evet, milli eğitim öğretmenler tayin hakkı verildi. Sağlık Bakanlığı'na bağlı doktor, hekim arkadaşlarım, tayin isteyenler, büyük sayıda uzman hekim biliyorsunuz Adıyaman'dan tayin isteyip gitti. Sağlık sektöründeki büyük yük bizim tıp fakültemizin öğretim üyelerinin üzerine kaldı diyebilirim. Onlara da buradan sizin aracınızla çok teşekkür ederim. Çok özverili çalıştılar. Çok idare ettiler. Yükleri ağırdı o dönemde. Çünkü uzman sayısı da azalmıştı. Görevlerine devam ettiler. Sağlık Adıyaman'daki sağlık hizmetinde çok büyük katkılar oldu diyebilirim. Ayrılanlar oldu ama çok hizmeti aksatacak, eğitimimizi aksatacak oranda değildi. Çünkü istifalar oldu. Sağlık Bakanlığı kadrosundan tayin isteyen arkadaşlarımız da oldu, meslektaşlarımız da oldu. Ama tabii dönem dönem sürekli Sağlık Bakanlığı tekrar Sağlık Bakanlığı kadrosundaki uzman hekim atamalarıyla, mecbur hizmet atamalarıyla bu eksikliği giderdi. Biz de dönem dönem yine tıp fakültesinde akademik kadromuzda gerek doçent, doktor öğretim üyesi kadrolarını kadro açıp tekrar kadromuzu güçlendiriyoruz. Şu an için bir sıkıntımız bulunmuyor. Tabii ki siz 6 Şubat'tan burada rektör değildiniz. Adıyaman Üniversitesi'nde değildiniz. Ağustos'ta geldiğinize göre herhalde sizin de can kaybınız olmuştur. Personel, öğrenci, akademisyen olarak. Tabii. Onlara da biraz değinebilir miyiz? Tabii, evet. Hakikaten personelimiz, biz 31 personelimizi kaybettik. 180 civarında öğrenci kardeşimiz de şehit oldu. Onlara buradan Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum tekrar. Hakikaten çok büyük bir geldiğimde üniversitede, kampüste özellikle personel, tabii personel kaybımız da var. Bunun yanında personel yakınları kayıpları, çocuğunu kaybeden, annesini babasını kaybeden çocuklar vardı. O sürecin şöyle bir zorluğu vardı hakikaten. Tabii deprem yaşamış, hasar almış bir üniversite. Yapacak işimiz çok, üniversiteyi kalkındırmamız lazım. Tabii personeli motive etmek gerekiyor. Zor, herkes acılı, acısı var. İmkanlar, evi yıkılan, organlarının uzunluğunu yitiren ailelerinden kişiler var. O dönem onun bir güçlüğü vardı. Ama sağ olsun biz tabii bu üniversitemizi bu yıl gerek yüz dönemindeki %16'lık oran, daha sonra bunu %62'ye çıkarmamız, daha sonra önümüzdeki eğitim öğretim yılında %100 eğitimi %100'e çıkarmamızda kurumlarda hakikaten bir sadece bu benimle ilgili bir süreç değil. Başarılı kısmı benimle ilgili değil sadece. Onu söylemek istiyorum. Burada personelim özveriyle çalıştı. İdari personelim, akademik personelim, işçilerimiz, hizmet personelim, güvenlikçimiz. Ben buradan sizin aracınızla hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Onlar da bizim özveriyle çalıştığımız gibi bize yardımcı oldular. Kurum içerisinde çok güzel bir sinerji yakaladık. Hakikaten personelimizle, idari personelimizle, akademik personelimizle, evet kolay mı? Değil, ama isteyince, motive olunca hep birlikte yapıyoruz. Bunu sadece yönetici arkadaşlarımla değil, biz 16 bin aşkın öğrencimizle, 1500 üzerindeki akademik ve idari personelimizle çok büyük bir aileyiz. Aile olarak üniversitemiz için elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Çok büyük bir, evet, dram vardı, üzüntü vardı. Bunları açtık dönem dönem. Bir iletişime geçerek, dertlerini dinleyerek, sorunlarını dinleyerek, dinlemek gerekiyor çünkü. Özellikle bu dönemde personelimizle çok güzel bir sinerjiyle hep birlikte emek vererek şehrimiz için gerekli, evet, çalışmaları yaptık. Evet değerli izleyenler, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş canlı yayın konuğumuz. Özellikle böyle Adıyaman Üniversitesi'nde o dönem olanlar, şimdi tercih edenler ve şu anda Adıyaman Üniversitesi'nde okuyanlar, gelecek olanlar, Adıyaman Üniversitesi ile ilgili aklındaki tüm soru işaretlerini, beklentilerini, temennilerini bize yazabilirler. Bizler de açık yürekli rektör hocamıza soracağız ve yanıt aramaya çalışacağız. Programı hep beraber yapmak adına
sosyal medya üzerinden ve bize ulaşan izleyicilerimizin de soruları birikiyor. İkinci yarıda onları rektör hocamla paylaşacağız. Hocam geldiniz. Devasal bir kampüs alanı. Evet. Üniversitenin en üst mertebesi ve söz sahibisiniz. Rektörsünüz. Dediniz mi ya ben bu enkazı nasıl kaldırabilirim? Ne yapacağım? Bir taraftan işte akademisyenler, personel, bütçe ve her taraf yıkık. Hiç böyle ümitsizliğe kapıldınız mı? Dediniz mi ya işte bir an önce de öğrencileri üniversiteye getirmem lazım, bunların okuması lazım. Uzaktan eğitim gerçekten her ne kadar zor şartlar olmasından dolayı yapılsa da yüz yüze eğitimin yerini tutması imkansız. Hiç böyle ümitsizliğe kapılıp ya nasıl olur, nasıl yaparım dediniz mi? Şöyle göreve başladığımızda evet, hasarlar, hasar tespitler, altyapıda sorun var. Mümkün mü? Yani deprem olmamış bir şehirde rektör olmakla, idareci olmak diyeyim, sadece rektörlük değil, tüm idareci arkadaşlarım için, diğer kurumlar için de bunu söylüyorum. Deprem yaşamamış bir şehirde normal hazır bir üniversitede rektörlük yapmak gibi olmaz. Evet, ilk başladığımda acaba dediğimiz dönemler tabii oluyor mu? Oluyor. Tabii ki sonuçta tüm binalarımız hasar almış, öğrencileriniz var, orada bir sosyal yaşantı var, personeliniz var. Acaba dediğim dönemler oldu çünkü deprem var, üzün var, dram var, personelin motivasyonu. Ama hep şununla çok motive oldum ben. Şimdi geçmişten gelen bir idareciliğim var. İlk defa bir idare görev almıyorum. Tabii o bir güven veriyor. Bunun yanında açıkçası Adıyaman'da bir görev yapmak, Adıyaman'a hizmet etmek, her Adıyaman'daki her okuyan genç, her birey için bir hayal olsa gerek, benim için de bir hayaldi. Hayalimin en üst noktasına gelmiş hissediyorum. Bu benim hizmet etmekteki hevesimi, azmimi arttırıcı bir güçtü. Bu nedenle ama çoğu zaman arkadaşlarımla birlikte bu sorunun üstesinden geleceğimizi düşünerek hareket ettik ve o motivasyonla çalıştık. Bunda şunun da etkisi vardı tabii ki. Evet, planlıyorsunuz. Onarım gerekiyor, yatırım gerekiyor. Diş hekimliği fakültesinden bahsettik. Yatırım programında evet. 72 lojman, akademik personelin barınması için tıp morfoloji binamızın yapılacak olması. Güçlü bir devletimiz var. Evet, Adıyaman'da büyük bir dram yaşandı. Kesinlikle çok büyük acılar yaşandı. Bakın, konutlar yapılıyor. Biz görüşmelerimizde işte yaptığımız protokoller, bakanlıklara gidip görüşmelerimiz, sonuç almamız nedeniyle de her sonuç aldığımızda devletimizin sayesinde bizim motivasyonum her gün, her geçen gün arttı. Bu da çok büyük bir tetikleyici unsur. Çalıştık, çalıştığımızın sonucunu aldık. Sorunumuz olduğunda devlet görevlilerimize, üst makamlara anlattığımızda, YÖK başkanımıza, akademik personelle ilgili, öğrenciyle ilgili sorunumuz olduğunda bize yardımcı olacakları noktada hakikaten çok büyük destekler verdiler. Bu nedenle bu bize güç veriyordu. Devletimizin güçlü yapısı, evet. Üniversitemizin ihtiyaçları, verdikleri destek bize güç verdi. Lojman demişken söylemeden geçmek istemiyorum. Biraz önce tıp fakültesindeki öğretim üyelerinin istifa süreçlerinden bahsettiniz. Sonra o dönemde bana o da çok büyük moral olmuştu. Erdemoğlu ailesi, kıymetli hemşerimiz, iş adamı, 56 lojmanlık protokol yaptık Adıyaman Üniversitesi'ne. Heybe. O da bizim için bu moral olmuştu. Çünkü evet, yeni başladık. Barınma, akademik personelin kafasındaki soru işaretleri, bunları personelimize anlattık. Bu da bizim bir motivasyon kaynağımızdı ilk başladığımızda. Ben buradan çok kıymetli iş adamı hemşerimize buradan ben saygılarımı iletiyorum. Tekrar tüm Adıyaman halkı nezdinde kendilerine teşekkür ediyorum. O süreçte tabii yani bir şey yaptırmak, ihale etmek, onarmak zordu. Bürokratik engellere takıldınız mı? En çok da böyle ya bunu yapmak istiyorum ama engeller var dediğiniz işler de oldu mu? Yani engeller evet her şey çok kolay evet oluyor desek çok gerçekçi yani olmaz. Bazen anlatıyorsunuz ki sanki her şey böyle tereyağından kaçırmış gibi. Şöyle çok kolay tabii ki değil ama hani görüştüğümüzde dediğim gibi devlet büyüklerimiz, bakanlıklarımız biz problemimizi anlattığımızda, ihtiyacımızı anlattığımızda hep pozitif dönüş aldık.
Anlatabildik derdimizi, sorunlarımızı anlattık. Ve güzel sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Biz mesela, evet, mesela Havelsan'dan altyapıyla ilgili bilgi işlem dairesi başkanı için destek aldık. Ciddi anlamda. Ama biz bir süre, yani yaklaşık 10-15 gün biz, atıyorum, ekibimle Havelsan'ı çalıştık. Havelsan ne yapıyor, ne üretiyor, biz ne faydalanabiliriz? Yani gittiğimiz yerlere hep hazırlıklı gittik. Yani biz herhangi bir kuruma gittiğimizde, evet, bizim şu kadar maddi anlamda desteğe ihtiyacımız var sadece demedik. Ürettiği, yaptığı, yapabileceği kurumlardan yapacakları desteği de istedik ve çok güzel sonuçlar aldık. Keza şimdi biz mesela Aselsan'la da görüştük. Aselsan'la görüştüğümüzde mesela bizim kampüs, evet, deprem sonrası binalar hasarlı, güvenlik söz konusu, öğrenci gelecek, kampüsün güvenli olması gerekiyor. Bir fark ettiğimiz nokta, kampüsün güvenlik anlamda güvenlik kameraları, izleme alanları, sonuçta gelecek öğrencilerimiz bize emanet. Onların güvenliğini biz çok ciddi anlamda sağlamamız gerekiyor. Biz Havelsan'la görüştüğümüzde mesela onlar bize, biz altyapıyla ilgili bir ihale aşamasındayız. Onu yaptıktan sonra Havelsan'ın bize ciddi anlamda bir kampüsün tüm görüntüleme sistemiyle ilgili ciddi anlamda bize desteği olacak. Dediğim, evet, gibi hani yine bahsedecek olursam, gerek bakanlıklarımız, devletimiz, kurumlarımız, biz ihtiyaçlarımızı belirleyip gidip şey ettiğimizde, söylediğimizde büyüklerimizin desteğiyle sonuç aldık ve ihtiyaçlarımızı giderdik. Evet. Arkadaşlar, şu deprem öncesi görüntüler değil de, sonrası değil de, o deprem anının görüntülerini biraz ekranlarımıza getirelim. Onun üzerinden de biraz konuşmak istiyoruz. Özellikle deprem anında, yani deprem olduktan sonra üniversitenin o genel tablosunu biraz görelim, izleyicilerimiz de görsün. Şimdi tabii %12, hemen ikinci dönem %62 bir yüz yüze eğitimle başladı. %16, %62, evet. Evet. Bir taraftan fakülteleri onarıyorsunuz. Altyapıyı bir taraftan tabii hayata geçirmeye çalışıyorsunuz ki altyapı çok ciddi zarar görmüş. Tabii. Ya, bildiğim kadarıyla ciddi maliyetlerle altyapıyı oluşturabiliriz. Çünkü üstte görünen çok bir şey yoktu ama altta, altyapıda çok ciddi paralar da harcadınız. Bir taraftan eğitim, bir taraftan onarım, bir taraftan öğrenci, nasıl geçti o süreç? Evet, tabii şöyle, hakikaten çok ciddi hasar almıştı. Altyapıdan bahsediyoruz. Mesela ben Kayseri Büyükşehir Belediyesi, GASKİ'den bahsediyorum. Adıyaman Belediyesi. Adıyaman Belediyesi bize o süreçte destek çıktı. Ama hasar o kadar ciddiydi ki, düşünün, teknik anlamda, teknoloji anlamda tespit edecek donanım o belediyelerde vardı. Biz onlardan destek aldık. Bu görülen hasarın ciddiyetini bir anlamda gösteriyor zaten. Evet. Keşke yaşamasaydık ama karşılaştığımız tablo buydu. Tabii bir yandan onarımları devam ederken, sadece altyapı, üst yapı onarımları yaparken, biz şehirle ilgili de, evet, bir üniversite halkına dokunabilmeli, sanayisine dokunabilmeli. Bunlarla ilgili de geri kalmak istemedik. Sosyal faaliyetlerden geri kalmamalı. Evet, hasar var. Mesela kapalı spor salonumuz, sosyal alanlarımız, kantinlerimiz, futbol sahamız var, stadyumumuz var. Bunlarla ilgili de çalışmalara başlattık. Onları onardık. Yine Adıyaman'da, evet, geldik. İlk yaptığımız çalıştay deprem çalıştayıydı. Çok güzel bir İTÜ'den, Roketsan'dan danışman, eski bakanımız Sayın Profesör Doktor Veysel Eroğlu gelmişti. Çok güzel bir deprem çalıştayı yaptık. Onun raporlarını ilgili kurumlara da iletmiştik. Çok faydalı geçmişti. Daha sonra, evet, badem, evet, biliyoruz, Türkiye'de, badem kenti, Türkiye'de, yani, Türkiye'de en çok badem Adıyaman'da yetişiyor. O zaman bademle ilgili üniversite bir çalışma yapmalıydı. Bir çalıştayımızı yaptık. Tarım İl Müdürlüğümüz, ilgili kurumlar, ziraat odaları, çiftçilerimizle bir çalıştay yaptık. Onunla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Eksikleri hep birlikte değerlendirdik. Sadece üniversite değil, ilgili kurumlarla, vatandaşımızla, çiftçimizle. Bademle ilgili çalıştayımızı yaptık. Besli'de Antep fıstığıyla ilgili bir çalıştay yaptık. Kalite yönetimiyle ilgili çalıştayımızı yaptık. Üniversitemizde birçok panel, etkinlik yaptık. Tiyatro gösterimi öğrencilerimiz için yaptık. Diyarbakır Devlet Konservatuar Radyosu'ndan destek aldık. Bir konserimiz oldu. Bunun yanında panellerimiz, sergilerimiz, bunun yanında bunları da devam ettirdik, Burak Bey. Evet.
Hocam tabii ki süreç zor olduğu için ara ara böyle... Çok önemli bir enerji çalıştayı yaptık. Evet. Çok önemli kurumlardan davetlerimiz vardı. Çok başarılı geçti. Biliyorsunuz enerji, evet, Adıyaman tarım, badem, turizm, çok tarihi destinasyonlarımız var. Nemrut, Perre Antikenti, Kaya Mezarlıkları, birçok tarihi destinasyona sahibiz. Ama bunun yanında Adıyaman enerji açısından da çok önemli bir şehir. Avrupa'nın ikinci, dünyanın beşinci büyük barajı Adıyaman'da, Atatürk Barajı. Güneydoğu bölgesinde rüzgar enerjisinde elektrik enerjisi üreten tek il Adıyaman, Sincik, Gerger bölgesinde biliyorsunuz rüzgar paneleri var. Bunu göz önünde bulundurarak şehrin bir öne çıkan bir yönü enerji anlamında. Bununla ilgili bir çalışta yaptık. Evet, mesela biliyorsunuz bu Mayıs ayında meclisten çıktı diye biliyorum. Yüzerges, yani göl, baraj göllerine kurulan güneş enerjisi panelleri, karaya, yüzeye kurulduğu gibi su yüzeyine de kurulabiliyor. Büyük bir Atatürk Barajı, dünyanın 5. büyük barajı var. Bu bir potansiyel. Yani enerji açısından da güneş ışınlarının yoğunluğu, Adıyaman'daki coğrafi konumu gereği. Bunun için enerjiyle ilgili bir çalıştay yaptık. Enerji biliyorsunuz sanayi için, vatandaşlarımız için yeni dünyanın en büyük önem vermesi gereken sorunlarından biri. Evet. İkinci bölümde tabii bunları böyle birebir konuşacağız. Böyle konuşacağımız çok konu da var. Onun için geniş bir zaman da ayırdık. Evet. Bugünü sizlere sayın hocam. Hocam şimdi depremde insanlar elbette önce yakınlarını kaybetmişlerdi. Ona çok üzülüyorlardı. Onları bir an önce kurtarmaya çalıştılar. Vefat edenleri bir an önce enkazdan çıkarıp defnetmeye çalıştılar. Daha sonra elbette bir an önce kafalarına sokacak bir çadır aradılar. Sonra konteyner kente döndü. Şimdi kalıcı konutlara doğru gidiyoruz. Elbette üniversiteyi de siz bir an önce toparlamak, daha sonra tadilatını yapmak, bir an önce üniversiteyi eğitim yuvası olan ve Adıyaman'ın göz bebeği olarak kıyasladığımız, dillendirdiğimiz Adıyaman Üniversitesi'ni hayata geçirmek. Öğrencilerini kampüs alanında buluşturarak yüz yüze eğitim yapmak. Mesela sizi o süreçte, ya bu kadar fedakarlık yapıyorum, çalışıyorum, keşke bu olmazsa, keşke bu engeller olmasa dediğiniz anlar da elbette yaşamışsınızdır. Onlardan biraz bahseder misiniz? Ben o zorluklar elbette, o dönemlere böyle dönüp baktığımızda işte atanmanız neredeyse geçen yıl Ağustos. Bu dönemler. Evet, evet. Bir yıllık süre zarfında evet, yani Burak Bey, doğal olarak deprem yaşamış bir şehir. Üniversitemiz hasar almış bir üniversite. Bunun bilincinde olarak göreve talip olduk zaten. Bu zorlukların olması da kolay olmaması normal zaten. Bunu göze aldığım bir konuydu bu. Evet, zor olacak, yoğun çalışılacak ama zaten görevimiz bu. Yani üniversiteye rektör oluyorsanız, deprem olmuşsa bu şehirde, öncesinden ben Ağustos'ta atandım. Deprem 6 Şubat'ta gerçekleşti, kaç ay önce. Bunu biliyorduk, manzarayı biliyorduk ama şehrimiz... Evet, yani deprem anında bizler, sizler, hepimiz, çevremiz bunu yaşadık. Hala onu hissediyoruz. Kaybettiklerimiz bir anlamda başka şehirlere göç eden vatandaşlarımız, değil mi? Şimdi benim deprem öncesindeki gördüğüm Adıyaman'la şimdiki Adıyaman sosyal dokusu anlamda aynı Adıyaman değil. Kaybettiğim arkadaşlarım var. Yaşayan ama başka şehirde yaşayan çevremiz, dostumuz, arkadaşlarımız var. O dönemde şeyi çok hissettim. Yani Adıyaman'ın tahminimden de çok, sadece benim için değil, hepimiz için bu geçerli. Çok ayrı bir yeri varmış hayatımızda, değil mi? Yani hakikaten yaşadığın, doğduğun, büyüdüğün şehirden kopmak, artık oranın olmama ihtimali, bu çok büyük bir hüzün veriyor ve o zaman daha çok sıkı sıkıya sarılıyorsunuz. Evet, Adıyaman'ın ayağa kalkması lazım. Tekrar eski haline daha iyi olması gerekiyor. Bunun için de evet, biz vatandaşlar hepimiz, millet olarak hepimiz elimizden geldiği kadarıyla çalışacağız. Bunun için emek vereceğiz. Bence beni bu duygu çok ayakta tuttu. Yani bana güç kazandırdı. Bir şeyleri başarmak, yapmak, bunun görülmesi, öğrencimin mutlu olması, vatandaşın görmesi. Evet, deprem görmüş bir şehrimiz var. Ama sorumlu olduğum kurumda devletimizin de desteğiyle o yaraların sarılmasını görmek size çok büyük bir enerji veriyor. Evet.
Ya tabii ki şöyle. Şimdi yani... mesela biz 116 ile başladık. Şimdi %100 ile başlayacağız. Bitti mi? Hayır. Evet. Biz bir yıl sonra %100'e %100 geçiyoruz. Ama bunu evet, bunu tabiri caizse yerine getirmek, bunu başarmak size daha ayrı bir güç veriyor. Daha iyi şeyler yapmaya. Çünkü başardığınız bir şeyi, yaptığınız bir şeyi görmek, sonrasında bunun lezzetini almak ve dahasını istemek, hizmet anlamında başarmak, insanları mutlu etmek daha çok bir insana enerji veriyor. Bu da bizim moral motivasyonumuzu arttırıyor açıkçası. Sizi mesela o süreçte, yani geçen Ağustos'tan bu Ağustos'a kadar en mutlu eden anlardan bazılarını paylaşabilir misiniz? Evet. Şöyle diyeyim. Yani evet, bu çok zordu, başardım ya da bu projeyi kopardım ya da burayı tadilatını yaptım ya da bu fakülteyi hayata geçirdim. Böyle önemli, böyle hayatınızı kesit noktaları ya da üniversitenin için olmazsa olmaz diye düşündüğünüz karelerden biraz evet, bahseder misiniz? Evet, oldu. Şöyle, mesela hepsinin ayrı bir yeri var. Üniversitede yemekhanemizi açtıktan sonra öğrencilerle yemek yaptığım anla, yemek yediğimiz, iftarımızı açtığımız, çünkü deprem hasar almış bir üniversite. Öğrenci olmayınca üniversitenin bir anlamı olmuyor hakikaten. Evet. Yani üniversite öğrenci tek anlamı öğrenci. Evet. Biz öğrencilerimiz için varız. Onlara daha iyi bir eğitim sunmak, onlara daha sosyal anlamda daha bir hayat sunabilmek, güzel bir kampüs hayatı sunabilmek tek amacımız, en büyük amacımız bu. Onarımlardan sonra öğrencinin gelmesi, yemekhanede iftar programları, öğrencilerle yemek yediğim anlarda duygulandım. Mezuniyet törenimizde, evet, tüm öğrencileri bir arada gördüğümüzde çok mutlu oldum. Yapısal anlamda da TOKİ ile yaptığımız protokol benim mutlu olduğum anlardan biriydi. Murat evet. Bey. Peki karamsarlığa iten neler oldu hocam sizi? Karamsarlığa iten... Ya keşke bu olmasaydı dediğiniz o süreçte. Şöyle diyebilirim, keşke deprem olmasaydı. Onun dışında beni evet çok zorlu, meşakkatli, doğal olarak günlerdi. Fiziki ve mental olarak yorulduğumuz günler oldu. Ama keşke olmadı dediğim şey, keşke 6 Şubat depremi olmasaydı. Onun dışında keşke bu olmasaydı dediğim bir konu yok. Keşke 6 Şubat depremi olmasaydı. Mesela şunu sormak istiyorum. Geçen yıl mezuniyet töreni yaptınız mı? Evet. Siz mi yaptınız? Evet. Nasıldı? Nasıl bir duyguydu? İşte çok mutlu olduğum anlardan bahsederken, bir yemekhane tadilatı ve öğrenci sayısı arttığında beraber yemek yediğim anlarda çok mutlu oldum. Hani öğrenciler, öğrencideki mutluluk, öğrenci üniversitesine geldiği için yüzlerinden o mutluluğu görmek, o sahneler beni çok mutlu ediyordu. Mezuniyet töreninde öğrenci sayısının yoğun çok olması nedeniyle orada mutlu oldum. Öğrenciyi bir arada görmek, topluluğu görmek, o beni mutlu etti. O ayrı bir mutluluk. İnşallah önümüzdeki yıl daha yoğun ilgiyle daha büyük sayıda öğrencilerimizle daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Öğrenciler ne diyordu hocam? Siz öğrencilerle konuşup iftar yaptınız, sahur yaptınız dediniz. Öğrenciler ne diyordu o mezuniyeti yaşayanlar? Yani çünkü onlar mezuniyet öncesi hem pandemi yaşadı, tabii, hem evet. deprem yaşadı. Yani biraz da hani böyle bağımsız bir dönem. Yani üniversite okudular ama nasıl okudular? Üniversiteyi bitirdiler ama depremle bitirdiler. Evet, tabii pandemi sonrası depremi yaşamak o dönemdeki öğrenciler için evet. çok dezavantajlı bir dönem oldu. Öğrenciyle yemek yediğimde, buluştuğumda tabii sorunlarını dinliyorsunuz. Sorunlarınız var, dinliyorum öğrencilerden. Halledeceğimiz, çözebileceğimiz, öğrencilerimize çözeceğimiz problemleri aldığında çözebileceklerimizi çözeceğimi söylüyorum. Bu şekilde öğrenciyle evet tam kapasiteyle değil de bahar döneminde 162'lik bir yüz yüze eğitimle sayıda öğrenci vardı. Ama öğrencilerimizle aramızda sıcak ve iyi bir iletişimi olduğunu düşünüyorum. Aramızda bir problem yok. Öğrencilerimizi ankette yapıyoruz. Yani şöyle diyebilirim, mesela yemeklerimizle ilgili öğrencilerimizin bize memnuniyeti var. Bana iletilen. Ama bunu çok duyduğum için öğrenciden bunu burada söylüyorum. Mesela öğrenci için evet konaklama, barınma, yemek önemli bir unsur sonuçta. Yemeğin kaliteli çıkması, memnun olmaları. Onu bana çok iletiyorlar.
Ama diğerlerini yine söylediğim gibi biz dönem dönem anket yapıyoruz. Öğrencilerimin de benden memnun olup olmadığımı bence siz gelip kampüste öğrencilerimize sorun. Ben kendim karar vermeyeyim, onlar karar versin. Doğrusu olan, doğru olan bu. Evet, Adıyaman Üniversitesi'ni tercih eden, okuyan yeri gelenlerle ilgili zaman zaman bizler de o salonlarınızı, kampüs alanlarınızı kullanacağız, yayınlar yapacağız. Elbette siz öğrencilerle bir yayın planlıyoruz. Uzun zamandır böyle bir planımız var. Rektör hocam da müsaade ederse o salona öğrencilerle birlikte soru cevap şeklinde öğrencilerle birlikte şöyle bir okul açılsın, yani üniversite bir açılsın. Eğitim bir başlasın, insanlar ne eksik ne fazla, memnuniyet ve memnuniyetsizlik alanlar oluşsun. Böyle Eylül sonuna doğru, Ekim başına doğru bir olur. Yayın yapalım mı? Olur. İster misiniz hocam? İsterim. Başınıza gider mi? Öğrencilerin böyle birebir sizinle teması, soruları. Öğrencilerimin soruları beni memnun eder. Ben zaten televizyon programına gerek olmadan da kampüste gezdiğimde, yemekhanede öğrencilerim zaten tüm sorunlarını bana iletebiliyor. Ama yayına çıkmamda da bir mahsur yok. Evet. O zaman Adıyaman Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerle birlikte bir program yapacağız. Konumuz yine rektör hoca olacak. Canlı canlı sizlerden de sorular alacağız. Hocam, öğrenci oldunuz. Evet. Şimdi öğrenci olduğunuz bir üniversitenin en üst mertebesindesiniz, rektörsünüz. Mesela bu üniversitede, Adıyaman Üniversitesi'nde Şunları yapmam lazım dediğiniz neler var öğrenci adına ama? Evet. Şunu düşünüyorum. Evet, öğrencilerimle önümüzdeki dönemde, dönemlerde elimden geldiği kadar mesela sosyal faaliyet yapmayı çok planlıyorum. Bakın, eğitim, kaliteli bir eğitim, eksiksiz bir akademik kadro, uygun laboratuvarlar, araştırma, bunlar zaten hedeflediğimiz konular. Ama öğrenci nezdinde öğrencinin, ben Adıyaman'daki öğrencinin, yani sohbet ediyorum öğrencilerle. Ne istediklerini hissedebiliyorum. Öğrencilerin istediklerini ne bildiğim için onu söyleyeyim. Sosyal faaliyetleri biraz daha ağırlık vereceğiz onlar için. Onu söyleyebilirim. Kampüs içerisinde sosyal alan, yeni sosyal alanlar yaratma ile ilgili planlarımız var. Onlara ağırlık vereceğim. Yani evet. Mesela öğrencilerime şunu söyleyebilirim. Evet, mesela kütüphanemiz, üniversitemiz 2006 yılında kuruldu Burak Bey. Bizim bağımsız olarak çok ideal bir kütüphanemiz yoktu açıkçası. Evet, fakültelerde okuma salonları falan, ders çalışma alanı yok, anlamda tamamen yok demiyorum. Ama daha konforlu, daha güzel, daha dijital bir kütüphanemiz yoktu. Strateji, Cumhurbaşkanı Strateji Başkanlığı'yla görüştüğümüzde öğrencilerime şu müjdeyi de vereyim. Benim için o da bir eksiklik çünkü. Evet, mesela öğrenciye sosyal faaliyet oranının sayısını arttırmak lazım. Ama sınav döneminde kütüphaneye gittim, okuma salonlarına falan. Daha önce de gitmiştim, biliyordum zaten. Çok alanın sınırlı olduğunu gördüm. Strateji Başkanlığı'ndan 2025 için yatırım planına kütüphane, çok güzel bir kütüphaneyi aldık. Onu inşa edeceğiz. Bunun da bir üniversitemiz için, öğrenci için konforlu ders, çalışım. Evet, öğrenciden iyi bir eğitim vermek istiyoruz. Onların bir eğitim almasını istiyoruz. Araştırma yapmalarını istiyoruz. Akademik personel için de. O zaman onlara uygun alanı hazırlamamız gerekiyor. Bu nedenle kütüphane üniversitemiz için bir ihtiyaçtı. Kütüphaneyi de 2005 yılında yapımına inşallah yatırım planına alınacağı başlanacak diyebilirim. Evet. Adıyaman Üniversitesi'nde mesela bu yıl kaç bin öğrenci olacak? Takriben beklentiniz kaç? Yüzde kaç doluluk oranına sahip olacağız? Bu yıl %97.4, ama daha ek kontenjan başvuruları olmadı. Neredeyse %100 doluluk oranına mı sahip olacağız? Öyle bekliyoruz. Mesela 2022'deki doluluk oranımız ek kontenjandan sonra %97.2. 2023 %97.8. Bu yıl 2024'te 97.4. Ek kontenjanla birlikte bunun artacağını düşünüyoruz. 99 bulacağını düşünüyorum. Bin? 16 bin aşkın öğrencimiz var Burak Bey. Peki deprem öncesi 20 bin üzerine çıktığı sayısı söylenmişti. Öyle bir şey oldu mu Adıyaman Üniversitesi? Şöyle, Burak Bey, kayıtlı öğrenci sayısı evet 19 binlerdeydi. Ama
8 yıl, 9 yıl, 10 yıldır üniversiteye kaydı var ama gelmeyen kişiler vardı. Onları düşünce bir 16.500'ün üzerinde öğrenci sayımız var. Yani 20.000 rakamına ulaşılmadı. Kayıtlı öğrenci sayısı öyle ama ilişkisi olan olmayan öğrenci sayısı var, onları düştük. 8 yıldır üniversiteyle bir ilişkisi yok. 16.500 evet. Öğrencimiz aktif olarak üniversitede olacak. Tabii. Peki hocam ne kadar Adıyaman'da? Ne kadar Adıyaman'da? Evet, şöyle diyebilirim. Yaklaşık %50'si Adıyaman, %70-80 civarı Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesi. Bir daha söyle, %50 civarında. Adıyaman. Tabii. Evet. Öğrencimiz diğer var. Diğer %50'lik oranı evet işte büyük %80-85 oranında Güneydoğu Doğu Anadolu bölgesi. Diğer kısımlarda Marmara, Ege diğer bölgelere dağılıyor. Karma. Tabii. Peki bizi tercih etmelerinin sebebi puan mı, üniversite mi, akademik olan hocalarımız mı? Nedir yani? Adıyaman Üniversitesi depremden çıkmış bir üniversite. Evet. Yani Mehmet Keleş ne yaptı da bu doluluk oranını yakalıyor? Yani puandan mı, üniversiteden mi, sizden mi, neden? Yok, şöyle evet biz üniversitemizin %100 yüz eğitime geçmemiz tabii ki bir faktör. Ama onun dışında bir yılda evet eğitim kadrosu buradaydı, şuraya getir. Evet yani tıp fakültesinde bazı bölümlerde evet istifalar, görevden ayrılmalar nedeniyle eksik yerlerimizi tamamladı. Ama üniversite sınavlarını Burak Bey biliyorsunuz. Üniversite nereye? Sizin hangi bölüm? Makina, Mustafa Kemal Üniversitesi. Mustafa Kemal Üniversitesi. Evet yani biz hepimiz üniversiteye hazırlandık. Sınava girdik. Evet sıralarsınız. Puanları yüksekten bölümünüzü belirlersiniz. Tıp mı okuyacağım, mühendislik mi okuyacağım, Fen Edebiyat Fakültesinden mi okuyacağım, güzel sanatları da mı okuyacağım? Belli bir sıralama yaparsınız. O sıralamaya göre yerleşmek için evet milyonlarca öğrencimiz sınava girdi. Sıralama neticesinde yerleşiyorlar. Bölgeye baktığımızda komşu illerimizdeki doğruluk oranı gibi Adıyaman'da tercih ediliyor. Ama tabii şunun etkisi olmuştur. Yüz yüze bakım onarımlarının hızlanması, %100 yüz yüze eğitime geçme, bir yıla geçiyoruz. Bu iyi bir şey. Hasar alan, büyük bir hasar alan bir üniversite. Bunların etkisi var. Ama sadece deprem sonrası bir hızlı toparlanma etkisi var. Ama bir yılda üniversitelerde bilim alanında çok ciddi anlamda değişim bekler miyiz? Evet, eksik tamamladığımız eksikler var. Zaten kısa sürede olacak şeyler değil. Bunlar zamanla daha da eğitim kalitesi, uygulama alanlarımız, laboratuvarlarımız zamanla da daha iyiye gidecektir. Ama Adıyaman Üniversitesi iyi bir kimliğe sahip değil mi hocam? Evet. Mesela yani tercih etme bölgedeki konusunda... evet yani bölge üniversiteleriyle aşağı beş yukarı aynı seviyede bir üniversitemiz var. Peki şöyle bir kıyaslama yaptınız. Mesela depremde 11 il ciddi anlamda zarar gördü ama Malatya, Maraş, Hatay, Adıyaman en çok zarar gören. Tabii bunlara haliyle Antep'i, Diyarbakır'ı, işte Osmanlı'yı, Adana ekleyebiliriz ama bu dört il arasında Adıyaman Üniversitesi biraz daha şanslı mı? Ya da rektör hoca ekibini hızlı kurdu, hızlı tadilat yaptı, öğrencileri bir an önce yüz yüze eğitimle buluşturmak için gece gündüz çalıştı mı? Burada ne anlamadınız? Ya biz şöyle, biz evet biz üniversite depremden etkilenmiş bir üniversiteydi. Öğrenci deprem şehidimiz var, 30 personelimiz bizi kaybettik. Evet. Dediğim gibi 14 fakültemiz, 6 meslek okulumuz hepsi hasarlı, hafif var, evet ortada var, yıkılan da var. Devlet konservatuvarımız yıkılacak, eski teknik meslek okulumuz yıkılacak, diş hekimliği fakültemizi yıktık, tüm lojmanlarımız yıkıldı, rektörlük binamız ağır hasarlı yıkılacak. Yani bunlar ağır hasarlı olanlar, yıkılacak olanları sayıyorum, dikkat edin kadar. Evet yani tüm ben değil, tüm ekibimle, personelimle, akademik personelim, idari personelimle biz hep birlikte evet çok iyi yemek verdik. Mesela benim daire başkanım var. Anne ve babasını kaybetti. Mesela öyle bir özveriyle çalışıyor ki. Hakikaten yani evet, bu yönü kolay değil. Evet normal çalışmak kolay ama personelim mesela daire başkanım anne ve babasını kaybeden daire başkanım var. Ben geldikten sonra göreve başladı. Mesela çok büyük bir özveriyle çalışıyor. Şimdi burada bu mesela Yapışehir Daire Başkanım, akademik personelimiz, TÜBİTAK projeleri hazırlayan biz evet geçen yıl 21 tane TÜBİTAK projemiz kabul oldu. Deprem yaşamış bir üniversite.
GAP İdaresi'ne sunduğumuz proje var. Gastronomi Atlası ile ilgili planımız var. Adıyaman'da gastronomi ile ilgili planlarımız var. İpek Yolu'na başvurduğumuz projeler var. Avrupa Birliği projelerimiz var. Başvurduklarımız var. Bunları hakikaten hep birlikte ben rektör olarak atanmış olabilirim ama bu anlamda yaklaşık 20 bine yaklaşık kişinin, personel, öğrencinin olduğu bir yerde bir kişinin her şeyi başarması mümkün değil. Bu anlamda akademik personelim, idari personelim, yönetici arkadaşlarım çok büyük bir emek verdiler. Ben buradan sizin ekranlarınızdan hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de yüz yüze eğitime gelen öğrencilerime yapmak istiyorum. Ben de bizim programa teşekkür edeceksin sandım açıkçası. Deprem yaşamış bir üniversite. Yüz yüze eğitim oranını arttırıyorsunuz. Evet 16 ile başlıyorsunuz ama 162'ye geçiyorsunuz. Öğrenci gelecek. Evet bizim odak noktamız öğrencimiz. Öğrencinin bir olumsuzluk yaşaması bizi üzer. Barınmasından, beslenmesinden, sosyal hayatından yaşanacak her türlü olumsuzluk bizim canımızı sıkacak en büyük faktör olurdu. Ciddi bir sorun yaşamadık. Eğer ufak tefek olumsuzluklar olduysa da öğrencilerim tarafından ben çok büyük bir anlayışla karşılandım. Buradan özellikle benim en çok güç aldığım kaynağım öğrencilerimin mutlu olması. Ben öğrencilerimizin de bizi çok şey yaptığını, bir anlamda idare ettiğini düşünüyorum. Onun için buradan onlara çok büyük teşekkür ediyorum. Her geçen zaman onlara daha iyi sosyal imkanlar, daha uygun ortamlar, barınma, burs imkanları, onlarla ilgili de çalışmalarımız var. Onlar için var gücümle, ekibimle birlikte çalışacağım. Ama onların bu anlayışının son derece farkındayım. Sonuçta onlar da ailelerinden ayrılarak, bazıları ilk defa gelecek, bazıları sonra deprem yaşamış bir şehir. Onlar da gelecek, sosyal yaşam alanları, barınma alanları, daha önce belki evlerde, arkadaşlarla kardeşim yurtlarda kalacaklar. Onlara ben anlayışları nedeniyle buradan çok teşekkür ediyorum. Hocam bir soru soracağım, ondan sonra bir ara vereceğim. Olur. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş çok mu duygusal? Duygusal mıyım? dozunu ben söyleyeyim ama evet duygusal yönüm var Burak Bey. Yani böyle bazı şeyler anlatırken sanki gözleriniz parlıyor, bazı şeylerde gözleriniz doluyor gibi. O anları mı yaşıyorsunuz ya da o anlardan buraya getirdiğiniz üniversiteyi, öğrencileri mi düşünüyorsunuz? O duygu yoğunluğu ondan mı? Ya her açıdan şimdi üniversite öğrencilerimle tekrar öğrencilerle buluşacağız. Kampüs hayatı başlayacak daha yoğun bir şekilde eskisi gibi %100 eğitimle. Bunun depremden bir yıl öncesindeki durumumuzla şimdiki durumun evet mutluluğu, heyecanı var. Ama depremle ilgili konuşurken de üzülüyorsunuz. Yani 180 öğrencimi kaybettim. Kaybettik, öğrencimizi kaybettik. İdari personelimiz, akademik personelimiz 8 bini aşkın Adıyaman'da can kaybımız var. Uzuv kaybı olanlar var. Üzülecek şey evet. Var. Bir ara vereceğiz hocam. Olur. Evet, tabii ki Adıyaman merkezde sadece deprem olmadı. Adıyaman Üniversitesi'nin ilçelerde de tabii yerleşkeleri var. Onları konuşacağız. Burak Cansel ile yüz yüze kaldığı yerden devam ediyor. Konuğumuz Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş. Sayın Keleş'le elbette depremde Adıyaman'daki üniversitenin yıkılan fakülte binaları, işte yeni yapılması gereken bölümler, onunla birlikte yüz yüze eğitimin geçiş sürecini konuşmaya çalıştık. Elbette öğrenciler hangi süreçten sonra %12'den 62 seviyelerine çıktı? Yeni başlayacak öğretim, eğitim yılıyla ilgili %100'lük bir kapasiteyle tüm öğrencilerine yüz yüze eğitim vereceklerini konuştuk. Ancak bu bölümümüzde biraz daha Adıyaman
ve Adıyaman Üniversitesi'nin ilişkileri konuşacağız, projeleri konuşacağız, beklentileri konuşacağız. Ama her şeyden önce, programımızı ara vermeden önce üniversite rektörlük binasını, yani rektör hocanın makamı ile ilgili bir şey konuşmuştuk, durumu dile getirmiştik. Onunla ilgili konuşacağız. Hemen arkasından sizden gelen suallere yanıt aramaya çalışacağız elbette. Ama hocamıza tekrar merhaba diyelim. Merhaba Burak Bey. Hocam şimdi siz tabii ki Ankara'ya gidiyorsunuz. Adıyaman'daki özellikle üniversitenin eksiklerini, gediklerini belirliyorsunuz. Proje koparmaya gidiyorsunuz, ödenek bulmaya gidiyorsunuz. Oradaki Adıyamanlı bürokratlarla, siyasilerle, milletvekilleriyle, bakanımız Ahmet Aydın'la bir araya geliyorsunuz. O bakanlık, bu bakanlık deyip bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Evet. Nedir bu rektörlük binası mevzusu? Evet, rektör doğal olarak deprem sonrası ağır hasar olan binalarımızdan bir tanesi rektörlük binamız. Rektörlük binamız yıkılacak. Rektörlük binası ile ilgili durum bu. Neyi soruyorsunuz? O ödeneği hocam, şimdi bizim rektörlük, duyduğumuzu söyleyelim. Evet, o ödeneği rektörlük binası yerine zannedersem Adıyaman Üniversitesi farklı bir şeyler yapmayla ilgili. Evet. Süreç yaşamışsınız. Evet. Bu para benimse ben rektörlük binası yerine ne yapayım dediniz. Evet. İşte orasını öğrenmek istiyoruz. Evet, görüşmelerimizde tabii hasar var, yapılacak binalarımız var, dersliklerimiz var, sosyal bilimler meslek yüksek okulumuz yıkılacak, devlet konservatuvar bölümümüz yine keza yıkılacak. Tabii derslikler anlamında görüşmelerimizde işte yatırım planı alınacak, yapacağız. Tabii rektörlük binamız da ağır hasarlı. Rektörlük binası konuşmalarımızda evet yatırım planını aldırabilirdik. Ama üniversitemizin dediğim gibi bağımsız bir kütüphanesi bulunmaması nedeniyle ilk önceliği biz kütüphane olarak görüştük. Kütüphane yapacağız. Rektörlük binamızı daha sonraki yıllarda yatırım planına aldırıp daha sonraki süreçte yapmayı planlıyoruz. Rektörlük olarak nerede hizmet veriyorsunuz? Şu anda Turizm Fakültesi'nin daha önceden de uygulamana olan uygulama otelimiz var. Biz tüm rektörlük derken tabii ki sadece rektörün makamı olarak algılamamak lazım. İdari personelimiz var. Personelimizin de hizmet verdiği bina oluyor rektörlük binası aslında. İdari personelinde görev yaptı. Şu anda görevimizi uygulama otelinde devam ediyoruz biz. Peki uygulama oteli ne olacak hocam? Uygulama oteli bu süreçte tabii ki rektörlük olarak kullandığımız için normal otel işlevini görmeyecek. Biz rektörlük binası ve idari personelin kullandığı çalışma alanı olarak kullanmaya devam edeceğiz. Rektörlük binasını planlamanız kadar. Var mı uygulama oteliyle ilgili? Uygulama oteliyle ilgili planlamamız şu an için yok. Evet. Rektörlük binası yapana kadar orada hizmet vereceğiz. Öncelik rektörlük binası yapmak mı, kütüphane mi yapmak mı? Biz kütüphanenin daha öncelikli olduğunu düşünüp ifade ettik ve o şekilde devam edeceğiz. Hocam mesela uygulama oteliyle ilgili de bir Turizm Bakanlığı'nın kapısını çalmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki. Neden olmasın? Yani çünkü deprem bölgesi Adıyaman, yani rektörlük binası için bir ödenek var. Yok ben bunu kütüphane olarak kullanabilir miyim demiştiniz, kullanıyorsunuz. Yani mesela Adıyaman deprem bölgesi, üniversite birçok yeri yıkılmış. Şöyle ifade yani edeyim. Yani bununla ilgili de bir girişim olabilir mi? Şöyle anlaşılmaması gerekiyor biraz programda. Evet biz yüz yüze eğitime geçtik. %100 yüz yüze eğitime geçmiş olmak demek, üniversitenin, yönetiminin tüm görevini yaptığı, bitirdiği anlamı taşımamalı. Biz evet önceliğimiz öğrenci, odak noktamız o. Öncelikle öğrencinin eğitiminin aksamaması için planlamamızı bu şekilde yaptık. Şu anki bir yıllık hedefimiz buydu, bunu gerçekleştirdik. Bu zor bizim, şartlarda. Bu zor şartlarda bunu gerçekleştirdik. Yani mesela başka bir üniversite olsa %100 yüz yüze eğitime geçmek ister mi bu durumda? Çünkü çok tabii ciddi ki, bir fedakarlık bakın, lazım bu süreçte. Ya şöyle, tabii ki Burak Bey, evet deprem var, hasar var ama devletimizin desteği var.
başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet kurumları, bakanlıklar devletimizin gücü olunca yapma anlamında bir güçlük yaşamıyorsunuz. Evet, enerji sarf etmeniz gerekiyor. Bir de bu da sadece bir rektörün değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her vatandaşın asli görevi. Devletin gücü var, olanak var. O zaman siz de çalışacaksınız ve bu görevinizi yerine getireceksiniz. Biz onu yapıyoruz. Hocam, öğrenciler de soruyor, biz de merak ediyoruz. Adıyaman Üniversitesi'ni gelecek öğrenciler nasıl bir kampüs bekliyor depremden sonra? Evet, hele? Şöyle diyeyim, depremden sonra öğrencilerimiz bir defa yaklaşık 300 bin nüfuslu merkez. TÜİK tarafından 2012 ile 2020 arasında yapılan bir çalışmaya göre Adıyaman suç oranının en az olduğu şehir, Burak Bey. Bir defa oradan başlamak lazım. Özellikle yeni gelen öğrencilerimiz için ve ailelerini rahatlatmak amacıyla şunu söyleyebiliriz. Bir defa evet, herkesin çocuğu var, biz öğrenci olduk. Aileden ilk defa ayrılacak. Güvenli bir ortama gitmek ister. Şu anda öğrencilerimiz, canlarımız Türkiye'nin suç oranının en düşük olduğu bir şehire geliyor. Yani yaklaşık 300 bin kişilik bir ailenin olduğu bir şehire geliyor. Evet, ve şehrimizi hepimiz biliyoruz, sosyal dokusu. Adıyaman'a dışarıdan gelince memurlar, dışarıdan öğrenci, yabancılar, şöyle bir deyim vardır, gelen dağlar giden dağlar. Biz hepimiz şahidiz. Adıyaman'a gelen ilk başta gelirken üzülür ama giderken de üzülür. Niçin? Halkın güler yüzü, misafirperverliği. Bu önemli bir konu bence öğrenciler ve aile açısından. 90'lı yıllarda bence bir proje vardı Adıyaman'da. Özellikle İstanbul'dan, üniversitelerinden öğrenciler, Türkiye geneli bölge öğrencileri, yaklaşık 5000 kişilik bir kampın olduğu Adıyaman'da. Fidan dikimi, bazı aktivitelerin olduğu bir kamp yapılmış. O kampta bir anket de yapılmış. O gelirken öğrencilerin çok tedirgin olduğu, geçici olarak bir etkinlik amacıyla geliniyor. Fidan dikimi, konserler, diğer etkinlikler, kamp alanları. Evet. Öğrencilere yapılan ankette gelirken çok tedirgin oldukları, bunlar ailelerinde söyledikleri ama giderken çok üzüldükleri, Adıyaman'ın halkının kadışınaslığı, misafirperverliği, halkının sıcaklığı. Bir defa öğrencilerimiz böyle bir şehire geliyor, önce onu bir söyleyeyim. Onun dışında kampüs alanımız şehir, evet, kampüsten tüm şehrin her noktasına tek araçla gidebilecek bir şehir, ulaşım anlamda, doğru mudur? Bu güzel bir şey. Kampüsümüzde deprem sonrası sosyal alanlarımız, gerek spor alanlarımız, yüzme havuzumuz, şu an stadımızın tadilat bakım onarımı yapılıyor. Sosyal alanları yapılmış durumda. Onun dışında öğrencilerimize biz valilik oluruyla başlattığımız, Adıyaman Üniversitesi'ni destekleme vakfı tarafından başlatılan bir burs kampanyamız var. Öğrencilerimiz burs imkanlarımız var. Belli bir oranda bölgeye göre, bölgenin burs imkanlarına göre ciddi anlamda bence anlamlı bir burs imkanı. Burs imkanımız var. Üniversitemizde bu yıl öğrencilerimiz geldiğinde kısmi çalışma imkanı belli oranda öğrencilere sunacağız. Mesela yani kısmi çalışmadan ne anlamamız? Üniversitenin herhangi bir biriminde, bölümünde, fakültesinde haftanın 8 saat gibi bir saat bir diliminde tecrübesini arttıracak bir iş olacak. Kendini geliştirecek. Kendi branşıyla ilgili mi yoksa? Evet. Kendi branşıyla da olabilir. Ayrı da olabilir. Öğrencinin talep ederse bunu uygulayacağız. Biz ayrıca üniversitemizde sosyal transkript dediğimiz öğrencilerimizi öğrenciliği boyunca katıldığı aktiviteler, kısmi çalışma, birimde çalışıp o tecrübesini yansıtan bir sosyal transkript gibi, bir CV gibi bir belge vermeyi de düşünüyoruz. 4 yıllık süre içerisinde. Daha sonra mezun olduğunda bu da bir tecrübe olmuş oluyor öğrencilerimiz için. Tabiri caizse bir CV gibi olacak. Bunu da vereceğiz. Burs imkanımız var. Yemek bursu imkanımız var öğrencilerimize. Dediğim gibi öğrencilerimize önümüzdeki yıl sosyal aktif öğrenci kulüpleriyle iletişim halinde olarak sosyal aktivitelere çok ağırlık vereceğiz. Bazı birimlerde işte bu dönemde alımları yapıyoruz, eksiklerimizi tamamlıyoruz, laboratuvarlarımızı daha çok güçlendiriyoruz. Onlara daha kaliteli bir eğitim sunmak için tüm imkanlarımızı
hazır hale getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz. Mesela bu yıl deprem döneminde yaptığımız, öğrencilerimizi düşünerek yaptığımız bir şeyden bahsedeyim. Yaklaşık 12 milyon civarındaki bir maliyetle bir firmadan, bir şirketten kampüs alanındaki tüm binalarda indoor dediğimiz kapalı alanda sınırsız Wi-Fi ile internete bağlanma imkanı sunuyoruz. Bu da öğrencilerimiz için bence bir ihtiyaç. Gerek çalışmaları, eğitim, araştırma için gerekli internet artık bir ihtiyaç. Hepsi telefonlarındaki kapasitenin gigabaytlarını attığında bu bir maliyet. Ben öğrencilerim adına bunları bile düşünüp, bunları bile harekete geçirip bu eskilerimizi tamamladık diyebilirim. Peki yani bir öğrenci adıma üniversitesini tercih etti ve üniversiteye geldi diyelim. Sosyal anlamda hangi imkanlardan yararlanacak? Üniversitenin sosyal etkinlikleri, öğrencilerimizin kulüpleri var. Rektörlükle iletişimde oluyorlar. İmkanlar dahilinde sosyal etkinliklerimize yapacağız. Bunun yanında kendi bölümleriyle ilgili paneller, çalıştaylar, üniversitenin sosyal alanlarını kullanma gibi tüm imkanlardan faydalanacaklar. Mesela öğrenciler orada voleybol, basketbol, futbolla uğraşabilecek yerlerimiz hazır mı, tesislerimiz? Kesinlikle hazır. Yüzebilecekler mi? Yarı olimpik yüzme havuzumuz var. Şu an biz bu havuzumuzu onardık. Bu havuzumuzda isteyen vatandaşlarımız da faydalanıyor belli saatlerde. Kışın? Önceki dönemlerde kışın kullanılmamış. İhtiyaca binaen bunu da yapacağız. Hatta şöyle de diyebilirim. Tabii bunu tek kurum olarak değil, onların sağlık ihtiyacına göre. Mesela biz şehirdeki engelli, Down, otizmli çocuklara, isteyen ailelere de şu anda yüzme eğitimi havuzumuzu kullandırıyoruz. Onu söyleyeyim. Personelimiz kullanabiliyor, öğrencimiz kullanabilir. İlerleyen süreçte ilgili kurumlarla bir iletişim işbirliği yaparak, protokol kapsamında onların sağlıklarını düşünerek depremden sağlık anlamda hasar gören, uzuv kaybı olan, sağlık için gerekli vatandaşlarımıza da spor salonlarımızı, sağlıkları için yüzme havuzumuzu açmayı planlıyoruz. Bununla ilgili de bir hazırlığımız var. Hocam mesela şunu spor, ben... Spor, futbolla ilgili söylemiştiniz. Mesela futbolu, evet, üniversite öğrenci odaklı olmalı. Öğrencinin eğitimi, öğretimi, araştırma alanları, imkanlar elverdiği dahilinde sınırsız, çok uygun ortamları hazırlamak gibi bir sorumluluğumuz var tüm üniversiteler gibi. Bunun yanında üniversiteler halkla da iç içe olmalı. Mesela sosyal alanlarımızı o anlamda da kullanmayı düşünüyoruz. Mesela şu an bizim stadyumumuz, Gençlik Spor Bakanlığı ile yapılan bir protokolümüz var. Onarımı şu an yapılıyor, yenileniyor. Biliyorsunuz işte deprem döneminde koordinasyon merkezi olarak kullanılan, orada da mesela işte çadırlar falan kurulundan dolayı çok büyük hasar görmüştü. Onun onarımı yapılıyor. Onun onarımı sonrası şehirdeki spor kulüpleri, amatör kulüpler, bunları da planlayıp üniversite dışındaki spor kulüplerine de imkanlar dahilinde açmayı ve vatandaşlarımızı faydalanmasını sağlamayı düşünüyoruz, planlıyoruz. Planlarımız o anlamda devam ediyor. Mesela spor merkezi ücretleri çok pahalı ve kadınlar özellikle böyle bir merkezi ücretsiz yararlanmak istiyor. Mesela böyle bir hizmet sunabilir misiniz hem öğrencilere ve Adıyaman halkına? Şöyle, belli bir kapasitesi var. Evet. Çok cüzi miktarda tamamen normal vatandaşın yüzme ihtiyacını karşılamak için tüm bir olimpik havuz tüm Adıyaman'ın yüzme ihtiyacını karşılayamaz. Biz bunu biliyoruz. Sonuçta evet, devlet kurumu ve bunun bir gideri olacaktır muhakkak. Ama bu ticari amaç gütmeden. Onun havuzun elektrik gideri var, su gideri var, ilaçlanma, bunları karşılayacak düzeyde minimum ücret talep edilecektir. Spor merkezi düşünüyor musunuz? Yine Adıyaman halkına açık. Mesela insanlar yürüyüş bantları istiyor. Ne bileyim yani, vücut geliştirme istiyor. Bilmem ne. Yani hani vatandaşla üniversitede iç içe olmalı, şehir iç içe olmalıdan kastım. Böyle bir etkinlik şunu, falan. Şunu söyleyebilirim. Bizim jimnastik salonu diyelim.
O salonları biz tüm vatandaşa evet sınırsız açmak gibi kapasite kaldırmaz. Evet. Ama biz bunun yanında belli kesime, belli kesim derken depremden zarar görmüş, mağdur olmuş kişilere belli oranda kapasitenin kaldırabildiği kadarıyla açmayı planlıyoruz. Evet. Evet, tüm şehri açmamız çok gerçekçi olmamız lazım, realist olmamız lazım, popülist yaklaşmamamız lazım. Şunu da sorayım hocam, siz mesela az önce çok güzel bir örnek verdiniz. Batılı illerde, özellikle İstanbul'dan buraya kamp, üniversitenin organizasyonuna kamp yapmaya gelen insanlar tedirgin geldi ama ağlayarak, üzülerek gitti dediniz. Mesela böyle büyük bir organizasyon düşünüyor musunuz? Öğrencilerle, dışarıdan gelen üniversite öğrencileri ve Adıyaman'daki gençlerin de kapsayan etkinlikler. Kesinlikle düşünüyorum. Çünkü o anı, o zamanı yaşayan gençler şimdi büyüdü. Yani gerçekten Adıyaman'da çok renkli bir hava oluşuyordu. Şimdi sirkülasyon çok hızlıydı. Esnaf bu olaydan memnundu. Bir de Doğu Batı arasındaki gençlik alışverişiyle birlikte fikir alışverişi, uzlaşma, Adıyaman'ı hiç görmemiş bireylerin buraya gelmesi, oradaki üniversite öğrencilerle buradaki üniversite öğrencilerinin kaynaşması ve Adıyaman'ın bu alana, bu olaylara şahitlik etmesi. Kesinlikle çok önemsiyoruz. Dediğim gibi konuşmamın başında da söylemiştim. Öğrenciler bizim odak noktamız. Onlar için gerekli sosyal aktiviteleri ben de çok önemsiyorum. Niçin? Bir defa şehirdeki deprem görmüş şehir tablosundan da öğrencilerimizi uzaklaştırmak için özellikle sosyal etkinliklere de çok önem vermeyi düşünüyorum imkanlarımız dahilinde. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Düşüncelerimiz de var, fikirlerimiz var, planlarımız da var. Ama doğal olarak evet, bir yıl önce göreve başladım. Sizinle de daha önce iletişim kurduk. Programa yapmayı teklif ettiniz. Doğru mudur? Evet. Bir yıl geçti. Ben bugün programa çıktım. Yapı olarak evet, çok planım var. Bir şeyi gerçekleştirmeden çok deklar etmek gibi bir yaklaşımım yok. Çok gerçekleştirip sonradan söylemeyi daha çok seviyorum. Yani evet, bir yıl önce başladığımda evet hedefimiz buydu. Ama hedefleri ortaya koyup hedefleri gerçekleştirdikten sonra yapacağım deyince çok rahat söylenebilir. Evet, yapacağım. İçimizde çok büyük azim var, şevk var. Yapacağız ama gerçekleştikten sonra söyleyeceğiz. Ama kesinlikle sosyal anlamda öğrencilerin çok rahat bir üniversite dönemi geçirmesi için elimden geleni yapacağıma buradan öğrencilerime söz verebilirim. Şöyle diyebilirim, ben öğrencilerime de bunu söylüyorum. Benden talepleri olduğunda bana çok rahat iletebilirler. İlettiklerini gerçekleştirebileceğimi veya gerçekleştiremiyorsam neden gerçekleştiremeyeceğimi ifade ettiğimde kesinlikle beni anlayacaklardır. En azından o güveni verebilirim. Evet hocam, haklısınız, bu zor bunu yapmak. Elimizden geleni yaptığımıza onlar inanacak. Yani tarihi tam hatırlamıyorum ama bence sosyal medya hesabınıza bir yorum gelmişti Çelikan'la ilgili. Evet. O yorumu almış, vatandaşlarla, Adıyaman halkıyla paylaşmış ve Çelikan'la ilgili bir proje hazırlamışsınız. Evet. Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum ben, ama. Ben şöyle, dozunda, saygı ve sevgi çerçevesinde önerilere, eleştiriye yapım gereği çok açık bir insanım hakikaten. Ben normal kendi sosyal medya, üniversitemin sosyal medya hesabını da takip edip yorumları takip eden yapıcı eleştiri, fikir, düşünce. Bizim bir defa biz geldiğimizde gerçekleştirdiğimiz bir şey var. Bizim üniversitenin web sitesinde bir fikrim var diye bir alan var. İsteyen kişi, üniversitede öğrenci zaten oraya girip bir önerisini, düşüncesini bize iletebiliyor ve bizim onu inceleyen bir ekibimiz var. Oradan bize yüzlerce fikir geliyor. Kısa vadeli, orta ve uzun vadeli fikirler, düşünceler var. Biz onların çoğunu da gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirdiklerimiz var. Sizin bahsettiğiniz onlardan bir tanesi örnek. Ben göreve başladığımda sosyal medyamdan hayırlı olsun mesajları aldığımda yapılan bir yorum vardı. Çelikanlı bir hemşerimizdi. Şimdi onunla ilgili de müjdeyi vereceğim. Şey demişti, Çelikan'la ilgili yüzen adalarla ilgili bir şey yapsın, takdir edelim diye. Öyle bir yapışı güzel. Yaptınız mı yüzen adalarla ilgili? Biz yüzen adalarla ilgili, ben o yorumun fotoğrafını aldım telefonuma. Gerçekleştirdikten sonra o kişiyle beraber oraya gideceğiz. Yorumunuza baktım. Onun için erken başladım. O yorum bende, evet benim bunu halletmem lazım, yapabilirsek yapabilmemiz lazım diye düşündük.
Tabii burada bu projeyi hazırlarken bizim üniversitemizdeki akademisyen hocalarıma çok teşekkür ederim. Evet, biz yapalım diyoruz ama işin mutfağında bu işe çok emek veren akademik personelimiz var. Projeleri hazırlayan, destek çıkan, dediğim gibi hep birlikte yapıyoruz. Onlarla konuştuğumuzda bunu gerçekleştirdik. Gerek Ankara'ya, bakanlığa gittik. Projemizi hazırladık. Onunla ilgili çalışmalarımızı yürüttük. Projemiz bu hafta onaylandı. Projeyi gerçekleştireceğiz. Projemiz dünyada ilk defa uygulanacak. 40-50 yıl önce yaklaşık 50 dönümlük bir yüzen ada alanı varken şu an 3-4-5 dönüm civarında kaybediyoruz. Kaybetmedin. Ben şimdi şey mi yıllardır yapacağız? Da Malatya, evet biliyoruz, ben çok uzun süre Malatya'da geçirdim ve ben hep o yolu kullanırım. Her geçen günde dikkatimi çeken bir şeydi o. Onu gerçekleştireceğiz Allah'ın izniyle. Onu gerçekleştirince başarılı olursak tüm 300 metrekare ile başlayacağız. 300 metrekarelik adayı kurtarır, proje başarılı olursa oradaki tüm mevcut olan yüzen ada alanını hepsini kurtaracağız inşallah. Evet. Onun için yorumlara mesela bir örnek daha vereyim. Geçen sizin programın tanıtımının yorumlarında olabilir veya bir önceki bizim tercihlerin oranının da paylaştığımızdaki sosyal medya paylaşımımızda yorumlarda pedagojik formasyon talebi vardı. Çok soru gelmiş. Onu o zaman madem açtınız soralım. Pedagojik formasyon. 2 yıldır mağduruz, bekliyoruz. Yaklaşık 200 kişi şu anda hocamızı izliyoruz. Bunu tercih eden kişiler çok sormuş. Şöyle diyeyim. Akşam sosyal medyada yorumu gördüm. Sabah onunla ilgili toplantı yaptık. Önemli. Çünkü formasyon için depremi yaşaması da yapmamız lazım. Ama depremi yaşamış bir şehirde başka ille başvurup gidişler, gelişler 5 hakikatli oluyor. Gerek ekonomik anlamda, zaman anlamında haklı bir talep yani. Biz onunla ilgili çalışmamızı yaptık. İnşallah bu yıl pedagojik formasyon eğitimi olacak. Şu bizi arayan öğrenciler rahat bir nefes alabilecek o zaman. Tabii. Çünkü çok ciddi telefon almış. Buradan müjdeyi verebilirim. Rejideki arkadaşlarımız da sesimizi duyuyorlarsa artık onunla ilgili gelecek sorulara da net ekranlarda rektör hocam cevap verdi. Efendim tabii bununla ilgili 2 gündür çok yoğun telefon aldığını söylüyor rejideki arkadaşlar. Çok da büyük bir beklenti içerisinde bu öğrenci arkadaşlarımız. Hayırlı olsun diyelim onlara. Hayırlı olsun. Efendim üniversite demek bir bilim yuvası demek. Evet. Tabii ki akademik kariyerli olan birçok kimseyi buraya getirmek bazen zor oluyor. Evet. Bazen getirseniz sosyoekonomik, işte sosyalleşmeyle ilgili elbette eksiklerimiz vardı deprem öncesi ama şimdi deprem yaşayan bir kent olarak elbette bu imkanlarımız biraz daha kısıtlandı. Akademik personeli nasıl tutuyorsunuz? Akademik personeli nasıl tutuyoruz? Akademik personel sonuçta akademisyen arkadaşlarımız da bu vatanın, bu toprakların bizim gibi evlatları. Şimdiye kadar burada görev yapmışlar. Bundan sonra evet bir deprem yaşadık ülke olarak. 500 yılın felaketi. Akademisyenlerimiz özveriyle çalışıyor. İletişim halindeyiz. Yönetim olarak halledeceğimiz tüm sorunlarıyla birebir ilgileniyoruz. Evet, prefabrikte, konteyner alanlarında yaşayan öğretim üyelerimiz var. Ama bir felaket, doğal afet yaşadık. İmkanlarımız malum ama şeye çok önem veriyoruz. Akademik, idari ve öğrencilerimizin iletişim halinde olma, huzurlu bir kampüs alanında yaşama, idare olarak onları dinleme, adaletli, hakaniyetli davranma, buna çok önem veriyoruz. Bunu gördükçe de aramızdaki iletişim bağı güçleniyor. Sağ olsun onlar da özveride bulunuyor ve şehrimizde, kendi ülkelerinde, kendi şehirlerinde hizmet vermeye devam ediyorlar. Evet, ilçeyi özellikle soruyorlar. Programı bitirmek üzeresiniz. İlçedeki üniversiteye bağlı bölümlerin durumu ne? Mesela Gölbaşı'nın durumu ne? Besleyen'in, Kahtar'ın durumu ne? Öbür ilçelere herhangi bir yüksek okul ya da fakülte açılacak mı diye çok merak ediliyor. Cevap verelim. Şimdi Gölbaşı Meslek Okulumuz hasarlı. Onun için bu yıl için Gölbaşı'nda eğitim gören öğrenci arkadaşlarımızı merkezde
ağırlayacağız. Merkez kampüste eğitimlerini görecekler. Bir bina bulma ihtimaliniz yok mu mesela? Orada böyle bir... Gölbaşı'nda biliyorsunuz, Gölbaşı'da depremden yani, çok hasar gören ilçelerimizden evet, bir tanesi. Yani orada böyle ne bileyim prefabrikten yapılacak ya da ne bileyim gönüllü bir iş adamı çıkıp da bunu yapayım falan demiyor mu ya da? Yani öyle bir şey olmadı. Tabii erken de Gölbaşı'nın şöyle bir süreci de var. Evet, Gölbaşı'ndan geçen çevre yolunun alt kısmındaki zemin çalışmaları, Çevre Şehircilik Bakanlığı yaptığı çalışmalar, Gölbaşı'nda mesleği yüksekokul yapalım mı, şimdi yapalım, nereye yapalım, onun için bile şu an için erken bir karar olur kanaatindeyim. Evet, belli oldu ama bundan sonra bu yıl değil, ondan sonraki yıl için planımız bu yıldan başlayacak. Gölbaşı'nda ne şekilde devam edeceğimize bu yıl karar vereceğiz. Çalışmalarımız olacak. Besli'de bir sorunumuz yok. Orada bir Marif Fakültemiz vardı. Yeni meslek okulumuz bitiyor. Erdemoğlu Holding tarafından yapılan lojmanlarımız. Lojman Gölbaşı'nda Besli'de lojman sorunumuz da yok Burak Bey. Besli'ye bu yıl 4 yıllık ebelik ve hemşirelik, evet biz bakım onarımızı yaparken bu arada yeni şube bölüm de açtık Besli'ye. Ebelik ve hemşirelik bölümü. Kaç kişi okuyacak? Yani bu yıl kaç alım oluyor? 30 ebelik, 30 hemşirelik, onda deprem kontenjanı 40-40. 80 her yıl, o 80-80 artacak. İlk yıl olduğu zaman. İlk yıl 80, ikinci yıl İlk 160. İlk defa açtık Besli'de. Evet, artacak gittikçe. Besli'de 4 yıllık ilk defa açtık. Oradaki öğrencilerimiz de yine Erdemoğlu ailesi tarafından eğitim, üniversite eğitimi boyunca ilk 10'a belli miktarda, ikinci 10 yerleşen puanına göre öğrenciye belli miktarda, geri kalanına da belli bir oranda tüm öğrencilerimize burs verecekler. Besli'de okuyan herkes şanslı. Besli'de okuyan, ebelik hemşirelikte okuyan herkes burs alacak. Evet. Erdemoğlu ailesi tarafından verilecek. Başka neler var Besli'de? Besli'de meslek yüksek okulumuz var, bölümlerimiz var. Kahta'da ziraat fakültemiz var biliyorsunuz. Meslek yüksek okulu bölümleri, programlarımız var. Bölümlerden bahsetmişken geçmeyeyim. Adıyaman'da Türk mutfağı, Adıyaman mutfak haftası da, Türk mutfağı haftasında da bir yemek gastronomi festivali programı yaptık. Adıyaman'da da gastronomi bölümümüzü açtık. Bu yıl gastronomi bölümüne öğrenci alıyoruz. Gastronomi bölümünü de önemsiyoruz üniversite yönetimi olarak. Çünkü Adıyaman'ın evet turizm, tarım gibi, turizm ne kadar kıymetli, ben öyle şahsen öyle düşünüyorum. Çok kıymetli bir yemek kültürü ve gastronomisi var Burak Bey. Evet, bu anlamda getirdi bu anlamda Adıyaman'ı gastronomi anlamda, turizm açısından, gastronomi alanda da yemeklerini tanıtmayı planladığımız için bu bölümün açılmasını da çok önemsiyoruz, anlamlı buluyoruz. Diğer ilçelerde bir üniversite bir çalışma yapacak mı? Mesela Gergere, Samsat'a, Sinci'ye, Tut ilçesine. Şu anda kısa orta vadede öyle bir mevcut ilçelerimizde program açmayı, artırmayı planlıyoruz. Evet, evet çağımızın gereği olarak siber güvenlik, yapay zeka, kontrol ve otomasyon gibi üniversitemizde gerek merkez kampüste uygun olan bölümleri ilçelerde açmayı planlıyoruz. Ama bugün itibariyle ileride olmaz demiyorum. Gerger'de, Sincik'te bir bölüm açma, fakülte açma gibi bir üniversitenin bir planında yakın zamanda var mı? Takdir edersiniz ki durum ve şartlarımızın gereği depremden sonra mevcut yapımızı toparlama, onları tekrar 5 Şubat seviyesine getirme, ondan sonra daha iyileri bir seviyeye taşıma gibi hedeflerimiz var. Kısa vadede öyle bir planımız şu an için yok Burak Bey. Ya mesela farazi söylüyorum, A ilçesinde bir iş insanı dese ki ben buranın yani eğitimle ilgili binasını, fakültesini yapsam, yer bağışlasam dese değerlendirilebilir. Bilir mi? O zaman buradan da bir çağrıda bulunmayalım mı? O ilçelerdeki mesela aklıma Sincik geliyor, Gerger geliyor. Mesela çok büyük iş adamları var. Deri sektöründe, tekstil sektöründe. Mesela onlara diyelim, mesela Sincik'te Burak Bey yalnız tekstil çok önemli. Burak Bey şöyle size anlatayım.
Evet, üniversitenin kurulması sadece beton binaların yapılmasıyla olmuyor. Elbette. Biraz önce bahsettik. Hocaların, çok iyi hocaların gelmesi gerekiyor. Bu uzun bir sürede çalışıp değerlendirmesi gereken konular. Sinci'ye veya herhangi bir ilçemize binayı yaptık diyelim. Bir hayırsever aile yapabilir. Ama oradaki akademik kadroyu oluşturmak, öğrencinin iyi bir eğitimini sağlamak bir süreç alıyor. Onun için çok kısa zaman diliminde böyle bir plandan yapı olarak da dediğim gibi hedefe koyup üzerinde çalışmaya başlamadan vaat veren bir yapım olmaması itibariyle evet, yani Sincik'te Gerger'de bir fakülte ya da bir bölüm açılır mı? Onunla ilgili yüksek okulda dahil olmak üzere şu an için kısa vadede öyle bir düşüncemiz, bir planımız yok. Açmayalım anlamda düşüncemiz yok demiyorum. Anladım. Ama depremin bazen de fırsatı çevirmek gerekmiyor mu? Mesela oradan da böyle bir talep gelse, binasını ben yapayım, akademik personeli çağrıda bulunalım diye. Şimdi yani bakın tüm fakültelerimizin, meslek okullarımızın hasar gördüğü bir durumdan bahsederken, bunları toparlamaya çalışırken ve bunu başarmışken, bunu yaptığımız bir yıl süre içerisinde hala da devam ederken yapacaklarımız gidip hayırseverler için, mesela Gölbaşı için bunu yapabiliriz. Evet. Ama Gölbaşı'ndakini Gülpeksik Sokulumuzu yapmadan, oraya tekrar öğrencimizi yerleştirmeden mevcutu kurtarmak gidip, mevcutu tamamen eski haline eski halini çevirmeden Sincik'te ya da başka bir ilçemizde, Samsat ilçemizde, tüm ilçelerimiz bizim için kıymetli. Fakülte ya da bölüm açacağız demek çok realist bir yaklaşım olmaz benim için. Evet, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Kireç canlı yayın konuğumuz. Elbette sizden gelen suallere de yanıt aramaya çalışıyoruz. Adıyaman tarıma dayalı sanayileşmeyi çok isteyen bir kent. Evet. Tarıma dayalı sanayileşme Adıyaman'ı kurtarabilir. Elbette uzun yıllardır beklenen toprağın suyla buluşması. Evet. Üniversite bununla ilgili ne yapıyor? Şimdi üniversite, Burak Bey, tarım, ziraat, Adıyaman'ın verimli toprakları var. Biz bununla ilgili evet deprem döneminde geldiğimiz çok yakın zamanda. Bunlar çok büyük bir şehirdeki tarımı geliştirmek için evet yapılması gerekip bitti diyebileceğimiz çalışmalar mı? Tabii ki hayır. Biz tarımla ilgili, bademle ilgili sadece çalıştay yapmadık. Proje bademin tohumdan çatala olacak seviyesinde üretimi, pazarlaması, yetiştirilmesi, bakımı, hastalıkları, tüm tohumdan çatala olacak tüm süreçlerde değerlendirecek, üzerinde çalışma yapacak bir proje sunduk. Bu projemiz değerlendiriliyor. Bir umut ediyorum ki kabul olacaktır. Bununla ilgili GAP İdaresi'ne verdiğimiz projeler de var. Biz bunun üzerinde çalışıyoruz. Tarımla ilgili Adıyaman'ın da üniversite olarak biz üzerimizde bu sorumluluğu da hissediyoruz. Şimdi üniversiteler biliyorsunuz orta çağda kurulan üniversiteler eğitim. Hekim yetiştirelim, hukuk yetişsin. Normal sadece eğitim. Daha sonra Rönesans'la birlikte eğitimin yanında araştırma önem verildi üniversitelerde. Artık şu anda da 3. nesil üniversiteler var. 3. nesil üniversite ne demek? Eğitim, araştırma, uygulama. Biz uygulamayı eğitim ve araştırmayla koordine ederek uygulamaya çok önem vermeyi düşünüyoruz bu dönemde. Bu uygulama derken neyi kastediyorum? Üniversite evet eğitim görevini yerine getirecek, araştırmalar yapacak. Bu yaptığımız araştırmaların ne kadarını topluma yansıtabileceğiz? Sanayiye, çiftçiye, turizme, toplumu ne kadar yansıyacak? Bu noktada önemli çalışmalarımız ve planlarımız var. Bu noktada Adıyaman'ın Ziraat Fakültesi anlamında bir ihtisas üniversitesi olmasını hedefimizde, ama bu uzun vadeki bir plan. Biz çalışmalarımıza başlıyoruz ama bu hedef doğrultusunda yürümek istiyoruz. Tarımla ilgili evet Adıyaman'ın alanları, verimli toprakları var ama sulama problemi denen bir problem var. Bunun da gerçekleşmesi gerekiyor tabii bunun yanında. Şöyle bir somut örnek vermek istiyorum. Badem, üniversite, evet 3. nesil üniversiteden bahsediyoruz. Eğitim, araştırma, ama buna uygulamayı da monte etmemiz gerekiyor bu çalışmalara. Nasıl olacak bu? Evet, ilaçlama döneminde evet bir badem bahçesini 30 kişi ilaçlamayacak, drone ile ilaçlayacak.
eğitim, araştırma, drone'la ilaçlama. Bunu çiftçiye yansıtacağız. Çiftçi bu araştırmadan sonuç alacak. Biz de bunu görmeliyiz. Uygulama kısmı dediğim bu. Bizim yaptığımız araştırmanın sonucunu vatandaşa yansıtabilmeliyiz. Uygulama derken bundan bahsediyorum. Şimdi sizi çok iyi hatırlarsınız hocam. Adıyaman'da eskiden bağcılık çok önemliydi. Evet. Ve ticariydi. Mesela Adıyaman'da yetişen incire dışarıdan gelenler hayran kalıyor. Meyvecilik yeni yeni gelişiyor. Ama insanlar meyve ağaçlarının kuruduğunu, bağlarının hastalık neticesinde erken kaybettiğini söylüyor. Bununla ilgili mesela üniversite bilim insanları, bilim yuvası ne yapıyor? Biz bununla ilgili de çalışmalar yapacağız. Tarımla ilgili. 30 yıl sonra evet bir iklim değişikliği denen bir konu var. Adıyaman'da 30 yıl sonra iklim değişikliği nereye gidiyor? Çölleşme olacak mı? Ne oranda olacak? Adıyaman'ın bitki dokusu, meyve bitkileri, tarla bitkileri yetişme şartları nasıl olacak? Ona göre de bir çalışma planlayıp çiftçimize, Adıyaman vatandaşa bunu sunmayı da planlıyoruz. Ama burada şunu belirtmek isterim. Evet, mesela bademden bahsediyoruz. Üniversite, 3. nesil üniversite olma yolunda uygulamaya geçmeliyiz. Topluma yansımalı. Tabii üniversiteler bilim yuvası, ilgili kurumlarla, paydaşlarıyla çalışmalar yapar. Sorunları ortaya koyar, yapılması gerekenleri ortaya koyar. Kendi imkanları dahilinde yapılması gerekenleri de yapar ama Adıyaman tarımının gelişmesinde evet üniversite büyük rol almalı. Ama bu sadece üniversiteyle de olabilecek bir şey değil. Tarım ve STK'lar koordinasyon içerisinde olmalı. Örnek tabii ki ilgili kurumlar, odalar, STK'lar, üniversite, ilgili çiftçimiz, sanayicimiz üniversiteyle koordineli olmalı. Badem üzerinden gitmek istiyorum. Niçin? Badem Türkiye'de en çok Adıyaman'da yetişiyor. Doğru mudur? Şimdi Çorum'dan geçerseniz, Çorum'un komşu şehrinden geçerseniz Çorum'a girmek istersiniz değil mi? Leblebi almak istersiniz. Komşu ileri gelen biri Adıyaman'a da girelim, Adıyaman'ı görelim, oradan da hediyelik badem alalım mı başarırsak bademin tanıtımı yapmış oluruz. Badem mi? Birlikte katma değeri yüksek olan mamuller tabii işletmeliyiz. Şimdi bu evet bunu başarmalıyız. Bu nasıl başaracak? Evet üniversiteler çalışma yapmalı. Verimi nasıl arttırabilir bahçelerin? Bunun üzerinde yapabilmeli. Bunun pazarlaması nasıl yapılmalı? İktisat bölümümüz, işletme bölümümüz, ilgili birimler bunun çalışmasını yapmalı, raporlar hazırlamalı. Bu raporları ilgili kurum, kuruluş, STK'lara, odalara, çiftçilere bildirmeli. Ama mesela şöyle, Adıyaman'da en çok badem Türkiye'de Adıyaman'da yetişiyor. Ama hediyelik badem şekerleme, badem ürünü, badem ezmesi veya gibi çeşitlerini alacağımız bir adres çok yok diye düşünüyorum çok Burak lokal, Bey. Çok lokal, evet. Şimdi üniversiteden şunu bekleyebiliriz. Bademi nasıl ön plana çıkabiliriz? Verimini nasıl arttırabiliriz? Ne çalışmalar yapmalıyız? Bunları üniversite çalışmalarla ilgili kurum, kuruluş ve STK'larla. Bu raporu düzenledikten sonra yapılması gerekenlerin hepsini üniversitenin yapma gücü, öyle bir gücü ya da bir finansmanı olmayabilir. Şimdi bademin verimini artırmak lazım söyledik. Çiftçi, odalar evet gereğini yaptı, üretildi. Ama şehirde işte sanayici de işin içinde olmalı. Ya işte dediğim şimdi bir de üretim ve satma pazarlama. Üretim ve pazarlaması da var. Yani tüm kurum kuruluş paydaşlar aynı hassasiyetle olaya yaklaşmalı. Diyorum bir badem ürününün çeşitli ürünlerini şekerlemesini, çikolatasını, ezmesini yapacak bir sanayici, bir imalathane satış noktası olmalı. Biz bunları olmalı diye sunabiliriz. Ama üniversiteye gidip diyorum badem şekeri üreten, hediyelik paket yapan bu tesisi kurmakla ilgili zaman alır. Üniversite için. Ama başlangıçta tüm üniversite değil. Proje olarak başlarsa. Başlangıcını üniversite kurma yapmalı. Evet. Yol haritasını çizmeli. Ama tüm paydaşlarla birlikte yapacağımız bir şey. Ön ayak olmalı aslında. Üniversite ön ayak olmalı. Ama aşama aşama her kurum, kuruluş, sanayici, vatandaş, çiftçinin yapacağı basamakları üniversite belirlemeli, konuşmalı, birlikte karar vermeli. Doğruyu bulmalı, raporlaştırmalı. Ama bunları
gerçekleştirirken herkesin üzerine düşen görevi de tabii yapması gerekiyor. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Adıyaman'da bağcılık çok eskiye nazaran. Bir örnek, bir konudan girdik. Bir örnek daha vereyim. Evet, Adıyaman'ın tarihi destinasyonlarından bahsediyoruz. Nemrut, Dünya Kültür Mirası'nda olan UNESCO tarafından bir tarihi eserimiz, destinasyonumuz. Perre, Antik Kenti ve Karakuş Tepesi, Cendere Köprüsü, Eski Kahta Kalesi, Pirin, Palan'ın mağaraları, Roma Çeşmesi, Turuşkaya Mezarlığı ve çok hakikaten çok sayıda... Bir Açık Hava Müzesi. Açık Hava Müzesi Adıyaman. Şimdi bu turizmle ilgili de üniversite çalışmalı, araştırma yapmalı, nedenleri, eksikleri ortaya koymalı. Ama üniversite sadece tek başına Adıyaman'daki turizmi belli bir seviyeye çıkarabilir mi tüm gücüyle? Tabii ki şimdi mesela Adıyaman'a belli bir oranda turist paydaş lazım. Paydaş aslında. Lazım. Turist geliyor. Şimdi yılda gelen turisti biz 5 katına da çıkarsak, turist Adıyaman'a gidip Nemrut'ta güneşin doğuşunu ve batışını izledikten sonra konaklamaya ya da gece konaklamaya gerek yemek yemeye, alışveriş yapmaya, başka şehire turla gidiyorsa bu katkı çok çok katma değer katmaz şehire. Evet. Şehrin de konaklaması, turizm alanında otel sayıları, konaklamaları, şehrin alışveriş yapacak mekanları, merkezi hitap etmeli. Turizm bir şehri geliştirir. Doğru. Ama turizmin şehri geliştirmesi için şehrin belli bir seviyeye gelmesi gerekiyor. Gelişmiş bir şehir turizmi daha çabuk kalkındırır gibi paydaş mevzusundan girdik. Tüm paydaşların etki yaratacağı çalışmalar bunlar. Ama bu şu demek değil. Üniversite üzerine düşeni yapmalı. Tüm paydaşlar üzerine düşeni yapmazsa o süreç uzar ve istenilen sonuç alınamayabilir anlamda bahsediyorum. Hocam karşımızda tabii ki bir profesörü, hele hele bir üniversite rektörü görünce de sormadan geçmek istemiyorum. Mesela Adıyaman'da her evin bahçesinde bir dut ağacı, bir incir ağacı var. Asma var. Olmazsa olmaz. Var. Ve hemen şehrin yavaş yavaş kırsalına gidince bağlar, sıra sıra incir ağaçları ve tut ağaçları. Evet. Ama hiçbirinden ticari olarak yararlanamıyor. Neden? Neden? Siz benim kafamdaki hayallerimden bahsediyorsunuz. Bunlar hep yapmak istediğim şeyler. Bu önümüzdeki yıl bunlar, ama bunlar şöyle değil. Evet. Yani çiftçiye şunu diyemeyiz. Ya Adıyaman'da incir iyi yetişiyor, lezzetli. Niye yapmıyorsun değil. Bizim veri sunmamız lazım. Evet. İncir bahçeleri yapmamız lazım. İncir bahçeleri çalışmamız lazım. Yani evet. İncir bahçesi şu kadar dönüm alırsan arazi şöyle bir arazide alman lazım. İncir en çok, evet Adıyaman'da incir yetişiyor ama daha iyi verimi hangi toprakta, hangi bölgede alman lazım? Maliyeti ne kadar olur? İncirin ömrü ne kadardır? Pazarlamasına geldiğinde ne kadar verim alırsın? Kurusun yaş incir ya da kuru incirden ne kadar gelir elde edersin? Bizim bunları çiftçiye sunmamız lazım. İşte bu, hocam beklenen bu yani. Biz bu üniversitenin görevi. Biz bunları hep yapacağız. Tut için de öyle. Evet, yani çiftçiye bizim bunun avantajlı olacağını sunabilmemiz lazım. Çiftçiye arpa, buğday ektiğinizde bu geliri elde edersiniz. Ama inciri ekerseniz, susam ekerseniz, örnek veriyorum, yeşil fasulye ekerseniz şu geliri elde edersiniz diyebilmemiz lazım. Bu üniversite ve biz paydaşlarımız, Tarım İl Müdürlüğü, gerek STK'larımızla bu görevimiz var. Bu sorumluluğumuzun da farkındayız. Evet. Bunları gerçekleştireceğiz. İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Bölümü, Adıyaman'da en çok eksikliğini yaşadığımız bölüm. Evet. Nitekim Gözde Medya Grubu olarak da bunun problemlerini yaşıyoruz. Az önce ara verdiğimizde de konuştuk bunu. Var mı böyle bir planlamanız? Böyle bir planlamam, evet, geldiğim dönemde var böyle bir planlamam. Ama dediğimiz gibi deprem yaşamış bir üniversite enerjimizi, öğrencilerimiz yüzde eğitimlerinin aksamaması için enerjimizi yönetim olarak üniversitenin 5 Şubat seviyesine gelmesine odakladık bu yıl. Önümüzdeki yıl İletişim Fakültesi, yapay zeka, süper güvenliği, kontrol otomasyon, bilişim teknolojileriyle ilgili
programlar açmak gibi, bölümler açmak gibi planlarımız var. İletişim Fakültesi konusunda sizin en fikrim? Yazılım. Mesela 21. yüzyılın en önemli odak noktası olmuş. Tabii ki. Mesela bununla ilgili Adem'in arasız bir şey düşünüyor musun? Bilgisayar mühendisimiz var, yazılımla ilgili de bölümle bununla ilgili de planımız var Burak Bey. Ama İletişim Fakültesi'nde Adıyaman'daki tüm gazeteci arkadaşlar istiyor. Evet. Biz üniversitemizde biliyorsunuz dijital çağda yaşıyoruz. Dijitalleşmenin çok önem kazandığı bir dönemde yaşıyoruz. Biz üniversitemizde dijital veri ofisimizi de kurduk. Artık dijital bir üniversite yolunda ilerleme noktasında da başladık. Belli bir seviyeye geldik ama daha yolumuz uzun. Bununla ilgili de çalışmalarımızı başlattık, devam ediyoruz. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela biz birimlerimizden örnek vereceksem yapı işleri. Şimdi ben mesela siz bizim üniversitemizde bir personel öğrenci olsanız yapı işleriyle arızası ile ilgili kimseyle görüşmenize gerek yok. Onun gerçekleşmesi için. Tabii direkt ne yapmanız lazım? Sistemden, bilgisayardan web sitemizden giriyorsunuz. Eğitim Fakültesi 3. kat 103 numara kapı kolu arızalı, elektrik yanmıyor, musluk damlatıyor diye not düşüyorsunuz. Otomatik siz enter tuşuna basınca kişiye düşüyor. Saat kaçta, kaçıncı dakikada sisteme düştü? Sorumlu kişiye düşüyor. O sorumlu kişi saat kaçta gitti gördü, ne zaman yaptı? Geç yaptıysa niye yaptı, malzeme mi eksikti, ihaleye mi çıkıldı? Tüm sebeplerini ben ekrandan görüyorum. Kimseye birbiriyle iletişime geçmeden tüm bakım onaramlarımız yapılıyor. Bu önemli bir şey. Evet, kurumlarda, yoğun olan kurumlarda, her kurumda iletişimi iş anlamında bazı alanlarda kıstığınız zaman huzurlu çalışma ve motivasyon ve verimin arttığını görüyorsunuz. Kişisel çatışmaların yok olduğunu görüyorsunuz. Mesela o birimdeki personelle ilgili görevini yapıyor mu, yapmıyor mu, daha sorumlu. Personelimiz de bu şekilde mutlu, onu söyleyeyim. Çok mutlu. Çünkü bizim yaptığı iş ortada, ne kadar iş çözülmüş, her şey online sistemden, dijital bilgisayardan görülüyor. O anlamda mesela bizim üniversitede Burak Bey, yani çoğu birimimizde var. %100 olmayabilir ama başlattık. Uygulayan yerlerimiz var. Diyorum, lavaboya gittiniz. Kirli, kare koddan telefonunuzu açıyorsunuz. Ya da baktınız peçete yok, sabun yok. Ekrana kare kodu okutuyorsunuz. Orada şeyler var. Hijyenle ilgili problem varsa onu tıklıyorsunuz. Sabun yoksa onu tıklıyorsunuz. Tıklıyorsunuz, ilgili kişiye düşüyor. Siz kimseyi aramadan, yazılı bir şey yazmadan sisteme düşüyor. O ihtiyaç gideriliyor gibi. Dijitalleşme konusunda üniversite olarak önem veriyoruz. Bu orta ve uzun vadedeki bir planımız. Evet. Bakım onarım demişken Adıyaman'a da bu projeyi il geneline de yaymak lazım. Çünkü deprem bölgesinde bakım ve onarım inanılmaz pahalı ve inanılmaz ulaşılmaz. Çünkü evet. İşte az önce kapı kolu dediniz ya da bir ampul dediniz, bir avize dediniz. Bir şey getirmek çok zor. Getirirseniz maliyet çok yüksek. Bence birileri bunun notunu alsın, Adıyaman'a da uyarlasın. Şunu da söyleyeyim. Biz mesela ilgili kurum kuruluşlara temasta bulunduk. Gerek sözlü, gerek yazılı. Şunu da farkındayız üniversite olarak. Evet, üniversitede bölümler var. Eğitim gören öğrencilerimiz var. Gelecek planlaması var. Ama bunun yanında artık ülkemizde mesleki anlamda, teknik anlamda kaynakçı eksikliği var. Değil mi? Deprem yaşamış şehirde biz bu tür ihtiyaç, sıvacı, boyacı, bunları, bu eksikliği inanılmaz yaşıyoruz şu an. İnanılmaz yaşıyoruz. Evet. Bunu hepimiz hissediyoruz, konuşuyoruz. En çok konuştuğumuz şeyler, değil mi? Evet. Yani evimizi tadilat yaptırıyoruz, işçi bulamıyoruz. Bunlarla ilgili ilgili kurum kuruluşlara bir süre oldu, bayağı biz yazdık. İhtiyaç anlamında, ihtiyaç duydukları kişi olduğunda, bize başvurduklarında biz bu imkanlarımızın, kadromuzun imkan verdiği ölçüde bu mesleki eğitimleri de veriyoruz. Kurslu olarak mı? Tabii ki. Sertifika programıyla. Evet. Lütfen bu açıklamayı da özellikle STK'lar ve odalar duysun. Çünkü inanılmaz sahada bir boşluk var, eksiklik var.
Adıyaman Üniversitesi böyle bir hizmet sunuyorsa bence bunu bir an önce hayata çıkaralım. Çünkü Adıyaman'da uzun yıllar bakım, onarım, inşaat ve buna benzer birçok dalda ihtiyaç duyacağız. Ankara temaslarınız var. Birçok projeyi doğal olarak hazırladınız ama bunlara bir de ödenek lazımdı. Evet. Bakanlıkların kapısını çaldınız. Siyasilerin, vekillerin kapısını çaldınız. Adıyamanlı bir bakan yardımcısı, yıllarca milletvekili olmuş Ahmet Aydın'ın kapısını çaldınız. Adıyamanlı bürokratların kapısını çaldınız. Nasıl geçiyor bu süreç? Neler yapıyorsunuz? Ve Adıyaman'a kazandığınız projeler. Biraz da bundan bahsedelim ve hemen arkasından Adıyaman Üniversitesi'ne neler yapacağız deyip sonra nokta koyalım. Üniversitemize gerek. Ya şimdi altyapı, üst yapı, laboratuvar anlamında biraz önce bahsettim. Mesela internet ihtiyacımız veya kampüsümüzün tam işte görülmeyecek alanı kalmayacak şekilde kameralarla donatılması, projelerimiz, GAP İdaresi, İpek Yolu, işte öğrencilerimizin Avrupa Birliği projeleri, Europe ve non-Europe'ün ülkelere öğrenci mobilitesini, hareketliğini arttırmak için projeler. Bunlarla ilgili tüm ile ilgili Sağlık Bakanlığı ile ilgili personel ihtiyacımız, kadrolar aldığımız atamalar, muvafakatlar gibi birçok hakikaten çözmemiz gereken, hızlandırmamız gereken konular oluyor. Bu konuyla ilgili işte yatırımlarımız, dediğim gibi programın başında da söylediğim gibi, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlıklarımız, kurum kuruluşlarımız, tüm devlet adamlarımız, Sayın Bakan Yardımcımız Ahmet Aydın Bey, şehrimizin milletvekilleri, bürokratları, ben, Sayın Valimiz, sorunumuz olduğunda ben ifade ettiğimde gerekli desteği görüyorum. Ben programımız aracılığıyla da hepsine teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Bizim bilmediğimiz ama Ankara'dan aldığınız proje var mı? Yani duymadığımız, konuştum. Bilmediğimiz ya da bizimle paylaşmadığınız. Aldıklarımızı biliyorsunuz. Almayıp çalıştıklarımızı almadan konuşmuyorum. Evet. Daha tamam. Sağlıklı olur diye düşünüyorum. Anladım. Bir stat problemi var. O çözülecek mi? Stat problemi, üniversitemizde statımız vardı. Evet. Koordinasyon merkezi olarak kullanıldığında vatandaşın konaklaması, personelin çadırlar çok tahrip olmuştu hakikaten. Araçlar girmişti. Onların bakımlarımız Gençlik Spor Bakanlığı'yla protokol yaptık. Gençlik Spor Bakanlığı marifetiyle onlar tarafından onarımı yapılıyor şu an, başlandı. Faaliyete geçtikten sonra Gençlik Spor Bakanlığı'yla birlikte belli bir yıl ortak kullanacağız. Tabii bu da şu demek oluyor, bizim personelimiz ve öğrencimiz dışında sonuçta Gençlik Spor Bakanlığı kullanacaksa Gençlik Spor Müdürlüğü, bundan da Adıyaman halkının, sporcularının faydalanacağı anlamı taşıyor zaten. Evet. Bu da o açıdan iyi bir gelişme olduğunu düşünüyorum ben vatandaşlarımız açısından. Mesela biz üç tarafı sularla çevrili bir kentiz, bir şehiriz. Mesela sudan ve suyun içindeki balıktan neden yararlanmıyoruz? Mesela bununla ilgili akademisyenlerimiz bir araştırma yapıyor mu? Ya da biz bu Atatürk Barajı'ndan, etraf çevrili olan bu barajdan, göletlerden, derelerden, ırmaklardan daha iyi nasıl verim alabiliriz, nasıl yararlanabiliriz, ilgili var mı çalışmamız? Şöyle Burak Bey, bununla ilgili çalışma yapılır, sunulur. Şimdi bizim Adıyaman Üniversitesi olarak, tıp fakültesi olarak biz afiliyeyiz. Neden tıp fakültesinden bahsediyorum? Döner sermaye. Evet, yani notlarımızın arasında var, finans, onu da soracağız. Bizim finans olarak, yani bir üniversitenin balık üretim tesisi kurması için bir maliyet gerekiyor. Evet, döner sermayemiz olsa, fakültemiz olsa, o imkanlarımız olsa düşünülebilir. Ama bu şartlarda döner sermayemizin, güçlü bir döner sermayemizin tıp fakültesi olan bir üniversiteye göre mukayese ettiğimde bunu söylüyorum. Bunu üniversitenin yapma şansı uzak görünüyor. Ama gerekli çalışmalar nasıl yapılır, nasıl verim alınır, nasıl hazırlanabilir, bir projeyle hazırlanabilir, ama bir yaptığımız bir işin sürdürülebilirliği çok önemli. Sürdürülebilirlik kısmı çok önemli.
Mesela bir balık çiftliğinden bahsettiniz. Adıyaman'da bir balık çiftliği olsa ticari anlamda da yani ciddi kazançlar elde etmez mi? Biz çalışmamızı yaparız. Yapmak isteyen kurum kurulu, STK ya da kişiler, özel tüzel kişi olduğunda biz gerekli desteği veririz. Araştırma anlamında yapılması ile ilgili çalışmalarımızı yaparız. Ama o tesisin şu aşamada, bugünün şartlarında üniversitemizin balık üretim tesisi kurmak gibi bir planı kısa vadede yok. Mesela sudan yararlanmakla ilgili var. Şöyle, sudan yararlanmak hepsinden, bunlardan bahsettiğiniz konulardan hepsinden yararlanabilir Burak Bey. Ben biraz önce neden bahsettim? Yüzergesten bahsettim. Evet. Enerji. Mesela, evet, açalım enerji. Mı biraz onu? Tamam, enerji. Evet, biz bunun çalışmasını yaparız. Gerekli STK'larla, ilgili derneklerle destek alarak, bizim akademik kadromuzla, evet, bu yüzergesin avantajı, getirisi nedir? Biz bunları sunarız. Maliyeti ne olur, bunu sunarız. Ama bunu gerçekleştirecek finansman üniversitenin işi değil. Yani evet, Atatürk Barajı'na GES olabilir mi? Çalışırız, bakarız, olabilir. Maliyeti budur ama bunu gerçekleştirecek olan kısmı da üniversite değil. Yatırım gerekiyor. Paydaşlar. Paydaşlar. Biz bazılarında biz eyleme dönüştürebiliriz bazı projelerimizi, projelerimizi. Mesela bir proje, bazılarında belli bir birime kadar götürebiliriz, var. Mesela onlar bunlar üzerinde çalışıp size proje getiriyor mu, ya da böyle tabii bir ki proje yapalım mı diyorlar. Tabii mı ki. Tartışıyor musunuz? Biz mesela enerji çalıştayı yaptık. Çok güzel. Mayıs'ta yüzergesi olayı işte geçti. Şimdi önümüzdeki yıl muhtemelen Atatürk Barajı ve yüzergesle ilgili bir çalıştay yapacağız. Net. Ya yaparız yani. Değerlendiririz. Ne olur? Sanayici, çiftçi, enerjiyi daha çok kullanması gereken paydaşları, STK'ları davet ederiz. Birlikte yaparız bu çalıştayı. Fikirlerimizi beğeniriz. Raporumuzu ortaya koyduktan sonra o yol haritası gerekli paydaşlar tarafından izlenir. Evet. Ama biz üniversite olarak üzerimize düşeni yaparız. Hocam şimdi... Yüzergesinin mesela enerji üretiminin yanında ayrıca bir de suyun buharlaşmasını önlüyor. Su tasarrufu tabii gibi tüm açılardan ele alıp onun değerlendirmesi yapılır. Mesela bizim bir tıp fakültemiz var, doğru mu? Var. Öğrencilerimiz de var. Yüz yüze eğitim de aldılar depremde. Ama afilesiniz. Evet. Sağlık Bakanlığı'yla. Evet. Ne zaman biz Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin hastanesini göreceğiz? Böyle bir hastane orta uzun vadede neresinde? Şöyle diyelim, sağlık politikalarıyla ilgili, Sağlık Bakanlığı'yla afili olan hastanelerle ilgili bir karar alındığında ona göre biz de tıp fakültesi kurmak için gerekli hazırlıklarımızı yaparız Burak Bey. Mesela bir hekim olarak siz ne düşünüyorsunuz? Bu afili olmak mı Adıyaman için iyi, ya da Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi kendisine ait bir hastanesi, kendine ait bir binası, ben, işte az önce getiriden de bahsettiniz. Ben bir hekim olarak ayrı bir tıp fakültesinin olmasını daha uygun karşılarım. Nasıl olacak? Uygun yani görürüm. Olmaması için neden ne daha doğrusu? Olması ben için bilmediğim için soruyorum. Nüfusun belli bir orana gelmesi gerekiyor. Şehrin onu tıp fakültesini ihtiyaç hissedecek durumda olması gerekiyor. O şartlar oluştuğunda, tıp fakültesi olduğunda ben şehir içinde daha iyi olacağını düşünüyorum. Niçin? Evet, üçüncü basamak. Şimdi iyi bir cerrahınız var, akademik kadro, profesörünüz var. Tıp fakültesi olup daha üstün, daha nitelikli ameliyatların, yoğun bakımların olduğu tıp ve bu halka bu anlamda hizmet veren bir tıp fakültesi daha uygun olur diye düşünüyorum. Niçin? Şöyle düşünelim. Evet, mesela ben kulak burun boğaz hekimiyim. Hani daha işte larenjektomi, gırtlak kanseri ameliyatı ya da üst seviye kafa taban ameliyatları, endoskopik sinüs cerrahisi gibi yapması gereken vakaları, hastalar uzun süreli ağır hastalarla ilgilenmesi gerekirken, daha uzun süreli tedaviye, ciddi tedaviye ihtiyacı olan hastalarla ilgilenmesi gerekirken, hani üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren, aslında birinci basamakta tedavi edilmesi gereken hastalarla uğraşıp sarf ettiği enerjiyi tıp fakültesinde daha özellikle nitelikli ameliyatlarla zamanını doldurması şehir içinde
akademisyenin üniversite ortamında çalışma ortamının da akademisyen için daha uygun olacağı kanaatindeyim. Takriben ne zaman olur bu? Takriben ne zaman olur? Yani planlamamız ya da düşünceniz. Tabii bizim dediğim gibi şimdi biz bu yıl ekstrem farklı bir yıl yaşadık. Depremi konuştuk, toparlanmayı konuştuk. Tabii biz istek taleplerimizi iletip önümüzdeki dönem konuşulup değerlendirdikten sonra bununla ilgili bir açıklama yapabilirim. Ben bu noktada sadece evet şehrimizde Altınşehir, evet o diğer şehrin diğer doğusunda eğitim araştırma hastanemiz var. Altınşehir bölgesinde de ileride bir tıp fakültesinin olması şehir için bir kazanç olur. Ama bu ihtiyaç evet olsaydı iyi olurdu. Çok kısa vade için mi? Değil. Uzun orta vade için olması şehir adına bir kazanım olmuş olur. Tıp fakültesi ihtiyacını karşılamaktan ziyade ekstradan şehrin de bir tarafında sağlık kuruluşunun, sağlık tesisinin olması da ayrı bir avantaj olur diye düşünüyorum. Hukuk fakültesi mümkün mü? Hukuk fakültesi mümkün mü? Şimdi bazı bölümlerin açılması için öğrencinin Türkiye'deki hukuk fakültesi okuyan öğrenci sayısı, mezun olduktan sonra istihdamı, bu planlama sadece üniversitenin yapacağı planlama değil, üniversitenin isteği. Bunun yanında Türkiye'deki tüm bölümler için söylüyorum, genel durum ihtiyaç hissedilmesi ve yükün onay vermesiyle gerçekleşecek konular. Var mı gündeminizde? Gündemimizde konuşulup değerlendirdikten sonra, YÖK'le de görüştükten sonra, ondan sonra bu konuyla ilgili bir açıklama yapmam daha doğru olur diye düşünüyorum. Yurt dışı projeleriniz var mı? Artık zamanımızın sonuna geldik. Son birkaç dakikamız. Avrupa Birliği projelerimiz devam ediyor. K131 Avrupa'nın ve K171 non-European ülkelere işte mobility, hareketlilik, akademisyenler, öğrencilerin belli dönem yurt dışı tecrübesi edilmesi açısından çok önemli. Geçen yıl 22 bin euroluk bir bütçemiz 44 bin euroya çıktı bu yıl. Geçen yıl işte 5 öğrenci gittiyse bu yıl 25 öğrenci göndermeyi planlıyoruz. Bunu %100 gerçekleştirdiğimizde diğer yıl bu iki katına çıkacak. Biz buna da çok önem veriyoruz. Uluslararasılaşma anlamında bizim için çok önemli. Öğrencilerimizin başka ülkelerde deneyim ve tecrübe edinmesi ve üniversitemizin uluslararasılaşmasında çok önemli bir faktör. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Artan bir ivmeyle gidiyoruz. Gökbilimiyle ilgili bir şey mi oluşturmuştu Adıyaman Üniversitesi? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Ne durumdayız? O konuda orada çok kıymetli bir hocamız var. Ama uluslararası alanda da çok güzel makaleler, yayınları olan bir hocamız. O anlamda da güzel çalışmaları var. Evet. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Burak Cansel ile yüz yüze yayınımızın konuğuydu. Yaklaşık olarak 2,5 saattir ekranlardayız. Adıyaman Üniversitesi'ni depremden bu yana neler oldu, neler yaşandı, özellikle binaları ne durumda, kampüs ne alanda, neler yapıldı, neler edildi, enine boyuna A'dan Z'ye Adıyaman Üniversitesi'ni konuşmaya çalıştık. Öğrenciler %100'e neredeyse yakını Adıyaman'da gelip yüz yüze eğitim alacaklar. Yurdunda kalabilecekler, yemekhanesinde yemek yiyebilecekler. Bununla birlikte sosyal aktiviteleri doyasıya yaşayacaklar. Güvenli bir şehre gelecek tüm öğrenciler. Elbette tüm akademisyenler, üniversitenin tüm personeli onlara bir aile gibi, aile şefkati gibi kucak açacaklarını söylüyor Sayın Rektör Hocamız. Hocam, yayınımızın sonuna geldik ama her zaman şöyle bir durumu söz konusu. Sizin yaptığınız ama bizim bilmediğimiz, basının bilmediği, halkın bilmediği var mı yaptığınız bir şeyler? Son olarak bunu konuşmak da istiyorum. Ya biz bunları da yaptık ama kimse bilmiyor. Şunu da yaptık ama kimseyle paylaşmadık gibi. Ben bilmeniz, kamuoyunun bilmesi gereken yaptığımız şeyler, güzel şeylerle ilgili kamuoyunu bilgilendirdiğimizi, basını, sosyal medyamızı bilgilendirdiğimizi düşünüyoruz. Bunun dışında evet, yaptıklarım da bilmediğiniz var mıdır? Vardır ama bilmeniz gerekmiyordur diyeyim.
Yapacaklarımızla ilgili de planlarımız var. Ama belli bir aşamaya getirmeden söylemeyi uygun görmüyorum. Kendi açımdan şöyle oluyor. Yapacağım dedim, yapmadım, popülist bir davrandım diye bir kanıya kapılıyorum. Bu nedenle de belli bir seviyeye gelmeden söylemiyorum Burak Bey. Hocam şunu o zaman sormak istiyorum. Buyurun. Böyle her kişinin böyle bir hedefinde ya ben şu görevde olduğum sürece şunu bir yapayım, bu projeyi bir hayata geçireyim ya da bunun için şu işi bitirmem lazım dediğiniz önümüzde bir plan proje var. Dijital dönüşümü üniversitede gerçekleştirmem gerekiyor. Dijital bir çağdayız, bu çok önemli Burak Bey. Bunu gerçekleştirmeyi çok amaçlıyorum ve üniversitede ihtisaslaşmayı atıyorum. Mesela tarım alanında Adıyaman'ın bir bölümünde ön plana çıkma bölgede. Evet. Bunu hedefliyorum. İşin sonunda Adıyaman Üniversitesi'ne dolayısıyla gerek eğitim araştırma alanında gerekse Adıyaman halkı nezdinde Adıyaman halkına dokunarak, çiftçisine, sanayisine, esnafına dokunarak, üniversite olarak bir kazanım elde etmeyi ve halkımız tarafından takdir edilmeyi kendime hedef görüyorum diyebilirim. Evet. Bir de hocam, tüm bunlarla birlikte Adıyaman Üniversitesi depremden çıktı ve yüz yüze eğitime bu sene %100 bir şekilde başlayacak. Adıyaman'da okuyan, okumak için ilk defa gelen, üniversiteye merhaba diyecek çiçeği burnunda üniversite öğrencilerine buradan bir mesajınız var mı? Şöyle diyeyim, yeni gelecek öğrencilerimiz için, onlar evet ailelerinden, özellikle Adıyaman dışından gelecek öğrencilerimiz için, şundan hiç şüpheleri olmasın, koskoca bir aile, 300 bine yakın bir aile onları bekliyor. Özellikle üniversitede ben hocaları olarak tüm ihtiyaçları, sorunlarıyla birebir gerekirse tüm sorunlarıyla öğrencilerimizle ilgileneceğimizin sözünü buradan çok rahatlıkla veriyorum. Evet, bizi izleyenler ailelerinin de rahat olmasını, başta Allah'a, sonra devletimize, sonra da bana ve akademisyen hocalarıma, çocukların, yavrularının bize emanet ettiğini düşünsünler ve rahat olsunlar. Serbest bir dakika zaman dilimi veriyoruz. Şu anda bizi izleyenlere, öğrencilere, Adıyamanlara, işte Türkiye'de bizi izlemeye çalışan, yurt dışında izlemeye çalışan herkese bir dakikalık zamanınız var. Neler söylemek istersiniz? Özellikle öğrencilerime ben şöyle diyeyim, bu zorlu süreçte bize destek veren üniversitemdeki akademik ve idari personelime, akademik personelden, idari personelden, dekanımdan, hizmetlisine kadar tüm personelime çok teşekkür ederim. Eğer bu bir yıl süre zarfında, bu zorlu süreçte üniversitemi bizi bu seviyeye getirdi dersek, hep birlikte getirdik. Kesinlikle hiçbir başarı ve güzel olan bir şey tek başına yapılmaz. Biz bunu hep birlikte yaptık. Öğrencilerimiz, geçen yıl için yüz yüze eğitime gelen öğrencilerimize sabırları nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreçte gerek başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet büyüklerimiz, bakanlarımız, Çevre Şehircilik Bakanımız, Sağlık Bakanımız, ilgili sorunlarımızın olduğu ve görüştüğümüz, destek gördüğümüz bakanlıklarımız, Teknokent'i bu yıl bir yaklaşık bir ay içerisinde bir aksilik olmazsa Teknokent'in ihalesine çıkıyoruz. Üniversitemize Teknokent'i kazandıracağız. Bunun için Sanayi Teknoloji Bakanımıza çok teşekkür ederim. Bu süreçte bize destek veren bakanlıklarımız ve bakan yardımcımız Sayın Ahmet Aydın, Adıyaman tüm milletvekillerimiz, geçmiş dönem belediye başkanımız, şimdiki belediye başkanımız, Adıyaman'daki tüm kurum, kuruluşlar, STK'lar, hepsine gerektiğinde, görüştüğümüzde üniversitemize, bize verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. TÜBİTAK'tan hiç bahsetmediniz ama TÜBİTAK'la ilgili çalışmalarınızı basından takip ediyoruz. Neden hiç lafını etmediniz? TÜBİTAK'la ilgili üniversite kurulduğundan beri 43 tane projemiz kabul oldu. 21 tanesi bir yıl içinde oldu. Nedir? Birkaç tanesinden örnek verebilir miyiz? Yapay zekayla depremde
insanların enkaz altında tespit edilmesiyle ilgili birçok bölümlerin kendi alanlarıyla ilgili birçok projeler kabul oldu. Onlara 21 tane projemiz kabul oldu. Ve hepimiz onlara kucak açacağız. Tüm bunları enine boyuna Adıyaman Üniversitesi'ni konuştuk. Kiminle konuştuk? Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş'le. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.